İyi geceler sevgili seyirciler. Habertürk'e hoş geldiniz. Öteki gündemle karşınızdayız. Sağlığımız en büyük hazine ve dertlere deva, hastalara şifa arayışımız yüzlerce yıldır devam ediyor. İnsanın tarih boyunca denediği ve şifa bulduğu yöntemler kuşaktan kuşağa günümüze geliyor. Öte yanda modern tıp, insanlık ve teknoloji ilerledikçe kendisini geliştiriyor ve mümkün olan bütün çareleri bizlere sunuyor. İşte bu gece insanın sağlıklı yaşam ve uzun ömür arayışını, çabalarını ve sağlığın gelecek yüzyılını konuşacağız. Modern tıbbın da çaresiz kaldığı, açıklayamadığı noktada ne yapacağız? Tamamlayıcı tıp çare mi yoksa avuntu mu? Geleceğin tıbbına bakarken geçmişin birikiminden nasıl faydalanmamız gerekiyor? İşte tüm bu sorulara yanıt arayacağız bu gece öteki gündemde. Peki kimlerle birlikteyiz? Birbirinden değerli konuklarımız var. Bir izleyicimizin de dediği gibi rüya takımını topladık bugün. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta, onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar, Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü ve fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrı teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Sizlerin de çok değerli katılımlarını, soru ve görüşlerini bekliyoruz. Bu gece yayında balonlarımız da var. Yavuz Hoca getirmiş ve bunların üzerinden doku oluşumlarını da anlatacak. Derdime çare etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Benim de Twitter adresim Cansu Canan Ozgen. Bana da yorumlarınızı ve sorularınızı bildirebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet, öteki gündeme hemen başlıyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Sağlık konuşacağız bu gece. Sağlığımıza dikkat etmek için, hastalanmamak için, hastalandıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunların hepsini masaya yatıracağız. Değerli konuklarım, biraz önce size takdim etmiştim. Sohbete başlayacağız ama öncesinde şunları göstermek isterim. Bu gece soracağım bütün soruları bu kaynaklardan aldım. Bu kaynakları kullandım. Kaynakları göstermek isterim ki çok değerli konuklarımızın kendi eserleri bunlar. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta, Biri Bizi Hasta Ediyor kitabım. Doktor Yavuz Dizdar Hoca'nın Yemezler isimli kitabım. Kansere Çözüm Var isimli bir kitap. Çeşitli doktorların katkılarıyla gerçekleştirilmiş ve iki değerli konuğumun da katkıları var bu kitapta. Tabii ki Doktor Ümit Aktaş'tan Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi kitabı ve yine Doktor Ümit Aktaş'ın İlaçsız Yaşam kitabı. Bu gece kaynak olarak bu kitapları kullandım. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa malum yayınımız kısıtlı. Bu kaynaklardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra şimdi çok değerli hocalarıma dönmek isterim ben bu gece. İnsanoğlu yıllar boyunca ilaçsız olarak yaşadı. Tabii tıp da gelişti. Modern tıp bize birçok seçenek sunmaya başladı. İlaçlar da kullanıyoruz ama akla da şu geliyor. İnsanlar yüzyıllarca ilaçsız yaşadılar. İlaçsız yaşamak bu çağda mümkün mü? Sizle başlayalım Ümit Bey. Bana en çok sorulan soru, çünkü birinci kitabımın ismi İlaçsız Yaşam olduğu için ne zaman bir röportaj yapsak ya da televizyon programına katılsak ilk soru budur. İlaçsız yaşam mümkün müdür? Evet, mümkündür. İlaçsız yaşam 200 bin yıl boyunca zaten insanlık tarihinin kendisiyle kendini ispatlamıştır. İnsanlık tarihi 200 bin yıl boyunca ilaçsız olarak doğal tedavi yöntemlerini kullanarak soyunu sürdürdü ve öte yandan kurulan bütün medeniyetler, bütün sanat eserleri, bütün devletler ilaçsız yaşamın ürünüydü. İlaçlı yaşam dediğiniz zaman akla gelen ilaçlar 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kimyasal ilaçlardır. Bugün insanlara ilaç dediğinizde insanların çoğunun aklına 2. Dünya Savaşı sonrasında çıkmış olan kimyasal ilaçlar gelir. Öte yandan İlaçlı yaşam mümkün değildir iddiasındayım ben. Çünkü ilaçlı yaşam dediğiniz dönem hepi topu 70 yıldır, 80 yıldır devam eden bir dönemdir. Bugün piyasada bulunan en eski ilaç 100-110 yıldır piyasada bulunan bir ağrı kesicidir. Onun haricinde kullanılan kimyasal ilaçların çoğunluğu, neredeyse %99'u 70-80 yıldır varlar. Yani insanlık tarihinin hepi topu iki kuşağı bu ilaçları kullandı. Öte yandan ilaçlı yaşamın tarihine baktığınızda bu tarihin sürekli pardonlarla dolu olduğunu görürsünüz. Piyasaya sürekli bir takım yeni ilaçlar çıkarılır. Sonra bu ilaçlar mucize ilaç olarak lanse edilir. Arkasından belli bir süre sonra pardon yan etki yaratıyormuş, pardon öldürüyormuş deyip geri çekilir.
Siz her ne kadar faz 3 çalışmaları, klinik deneyler, kanıta dayalı bir sürü çalışmalar yapsanız da aslında bu kimyasal maddelerin ne yapacağını tam olarak bilmeden piyasaya çıkarırsınız. Örnek olarak kullandığınız herhangi bir ilacın prospektüsünü okumanızı tavsiye ederim. O prospektüste en basit ilaçta bile bir sürü yan etkiden bahsedildiğini göreceksiniz. Yani insanlık tarihi boyunca pek çok madde tedavide kullanılmıştır ama son 70 yıldır kullanılan kimyasal maddeler kadar pardon denilen hiçbir ilaç olmamıştır. Eğer insanlık tarihi boyunca bu 70 yılda kullanılan kimyasal ilaçlar kadar biz çok pardon deseydik, 200 bin yıl boyunca 70 yıllık pardonu deseydik herhalde bizi şimdi tefe koyar dağa kovalarlardı. Oysa ki gerçek tıp biziz diyen kimyasal tıbba baktığınızda onların çok cüretkar olduğunu görüyorsunuz. Kimyasal tıp sürekli olarak biz modern tıbbız, kanıta dayalı tıbbız, gerçek tıbbız der durur ve bizi alternatif tıp olmakla damgalar. Biz alternatif tıp falan değiliz ama şurada bunu vurgulamak gerekli. Tamamlayıcı da değil. Gerçek tıp biziz, tıbbın kendisi biziz ama şunu vurgulamak çok önemli. Bugün Türkiye'de algılanan fitoterapi ya da diğer tıp dallarına baktığınızda, tamamlayıcı tıp olarak adlandırılan dallara baktığınızda algılanan bambaşka bir şey. Örneğin fitoterapi benim uzmanlığım. Herkes aktar tıbbı gibi algılıyor bunu. Herkes işte efendim sanıyor ki biz fitoterapi uzmanları 10 gram şundan veriniz, 5 gram bundan veriniz şeklinde reçete yazıyoruz. Böyle bir şey yok. Modern bilimin usulleriyle geleneksel bilimi araştırmak, doğruları bulmak ve bunları bu şekilde uygulamak zorundasınız. Siz aynı zamanda bir tıp doktorusunuz. Tabii ki. Zaten. Ve fitoterapi denilen bilim dalı zaten doktorların ve eczacıların birlikte çalıştığı bir tıp disiplinidir. Bunun bilimsel metotlarla uygulanması gerekir. Ülkemizde bu son derece yanlış algılanıyor ve sanki aktar tıbbıymış gibi, internetten satılan bir takım ürünlerle yapılırmış gibi algılanıyor. Bu son derece yanlış. Bitkisel ürünlerde eczacılık usullerine uygun olarak hazırlanır ve uygulanır. Burak Karşı çok iyi vurgulamak gerekiyor. Bir kullanıcımız demiş ki 150 yıl öncesinde insanların baş ağrısı sorunu nasıl çözülüyordu? Bayağı da çözülüyordu değil mi? Ağrı kesici yoktu. 150 yıl morfin 150 yıllık var mıdır? Vardır. Morfin vardır. Morfin vardı bir tek ama morfin de malum bağımlılık yapan ağrı kesiciydi. İnsanlar da pekala ağrı kesici olarak başka şeyleri kullanabiliyorlardı. Şunu vurgulamak gerek. Kimyasal tıp mantığı palyatif mantıktır. Semptomlara, belirtilere yönelik mantıktır. Neyim var? Başım ağrıyor. Al sana ağrı kesici. Ağrın kesildi. Oysa ki geleneksel yöntemlerde, fitoterapide böyle bir şey yoktur. Neyim var? Başım ağrıyor. Niye ağrıyor? Kökeninde ne var? Onu araştırır, kökene inmeye çalışır. Geleneksel tıp bunu yapar. Modern insan bu hızlı tüketim çağında her şeyi belirtiler hemen geçsin istiyor. Başım ağrıyorsa hemen kesilsin. Kansersem hemen tedavi olayım. Sonuca yönelik tamamen pragmatik bir yaklaşım söz konusu. Oysa geleneksel tıpta işin kökenine inmek var. Kimyasal tıp bu belirtilere yönelik palyatif tedavi nedeniyle zaten bugün kronik hastalıkları tedavi edemez halde. Sadece belirtilere yönelik ilaç veriyor. Diyabetim var, şekerim yükseliyor, kan şekerim yükseliyor. O zaman al sana şeker düşürücü ilaç. Tıpkı ağrı kesici ilaçta olduğu gibi. Ben kullanıyorum bu şeker düşürücü ilacı, hapımı alıyorum, insülinimi alıyorum. Ama diyabetim ilerliyor. Bir bakıyorsunuz böbrek yetmezliğine girmişim. Bir bakıyorsunuz ayaklarım kesilmiş, yara olmuş. Niye ilerledi bu hastalık o zaman? Veya iki gün unuttum ilaç almayı. Bir bakıyorsunuz şekerim yükselmiş tekrar. Hmm. Yani ilacı almışım ama... İyileştirmeye yönelik değil de o semptomları azaltıcı olarak. Öyle. Şimdi şunu sormak istiyorum diğer hocalarıma da. Bunu ben hani kendi sorumu söyleyeyim. Dünyada ve ülkemizde ilaç kullanımı çok fazla. Bunun evet. sebebini sormak istiyorum. Bir izleyicimiz Faruk Teymur Bey de demiş ki... Küçük bir şey için doktora gidiyoruz, hemen ilaç yazıyorlar. Doğal tedavisi yok mu bu hastalıkların diye? Şimdi tabii ki burada da belirtelim. Evet. Modern tıbbı da kötülemiyoruz asla. İlaç muhakkak kullanılmalı da. Niçin bu kadar ilaç kullanımı yaygın? Buradan başlayalım. Yavuz hocam size yok, devam edelim. Yok, küçüğün söz büyüğün. ben başlayayım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz son senelerde adı çok geçen hastalıklar var. Kanserler, evet. işte kalp damar hastalıkları, felçler, kalp krizleri. Eskiden... Bizim bile adını sadece bildiğimiz sinir sistem hastalıkları var. Mesela Alzheimer gibi, Parkinson gibi, MS diye bilinen multiple skleroz gibi hastalıklar. Bunları biz sadece ismini bildik, hastaları hiç görmezdik. Oysa günümüzde artık bu tür hastalıkları hem bırakın doktorları, halk bile çok iyi biliyor. Hatta kendisi bile doktora Parkinson'dan şüphe ederek hasta gidiyor veya götürülüyor. Astım, alerjik hastalıklar, depresyon, bütün hastalıklar çok artıyor. Şimdi hepsi için ayrı ayrı sebep aramaya gerek yok. Esasında son senelerde özellikle son 20-30 senede müthiş derecede artan
hastalıklarının tümünün kökenini aynı yerde aramak lazım. Ve bu da insanların genetik yapısında son 50-60 senede, son 100 senede herhangi bir değişiklik olması mümkün olmadığına göre şu ortaya çıkıyor ki bu hastalıkların tümü de ya bizim yaptığımız yanlışlardan ya da bizim çevremizdeki bir takım yanlışlardan ortaya çıkan hastalıklar. Peki sağlıklı insanlardan nasıl hastalıklı insanlara dönüştük? Şöyle, gerçekten bu hastalıkların bir kısmı artıyor. Hakikaten kanser artıyor. Mesela bugün meme kanseri artık 7-8 kadından birinde görülür hale geldi. Eskiden bizim sadece adını bildiğimiz tiroid, halkın guatr bezi diye bildiği bir organ var boyundaki. Tiroid papiller kanseri değil mi Yavuz? Eskiden son derece azdı. Bugün artık o da çok sık olmaya, anormal derecede sık olmaya başladı. Şimdi çok burada sık. İki şeyi iyi ayırt etmek lazım. Hastalık teşhislerinin artması başka bir şey. Bir de hastalıkların artması ayrı şey. İkisini ayırmak lazım. Doğru. Çünkü modern tıp biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi. Şimdi hep biz şu lafı çok duyarız insanlardan tıp ilerliyor diye. Bu görüş doğru değil. İlerleyen tıp değil. Tıp bence olduğu yerde duruyor. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Bizim bugün ben tıp fakültesine 73 senesinde girdim. Yani demek 40 sene geçmiş. Hı hı. 40 sene önce tıbbın temel kitabı semiyoloji deriz biz. Yani hastalıkların belirtileri, tariflerini anlatan bir derstir. 50 sene önceki kitapla bugün kitap aynıdır. Hiçbir arasında birkaç cümle belki fark eder veya etmez. Ama değişen nedir? Tıbbın içine giren teknolojidir. Bu neye yol açmıştır? İnsanlarda bir takım hakikaten, siz çok genç bir insansınız. Sapasağlamsınız, sağlıklı görünüyorsunuz, güzelsiniz. Siz şimdi bir hastaneye gitseniz, bir check-up'a girseniz, bir kontrola girseniz sizde en az 5 tane hastalık bulmamak imkansız. Mutlaka bir tomografi yapıldığı zaman akciğerinizde nodül, işte karaciğerinizde hemanjiyom, böbreklerinizde kist. Hocam Allah korusun. Evet, hayır, gerçek bunlar. İstersek buluruz diyorsunuz. Tabii, mutlaka bulunmaması imkansız. Şimdi bu hastalıkların bir kısmı insanlara teşhis, mesela kanser de böyle. Kanser işte halk arasında amansız hastalık, ölümcül hastalık diye bilinir ama bu son derece yanlış bir şey. Kanserlerin birçoğu adı tamam kanser ama kanserin tarifinin de mutlaka değişmesi gerekir. Onu Yavuz arkadaşım daha iyi bize anlatacaktır. Esas önemli olan bence kanser teşhisinden ziyade hangi kanserlerin tedavi edilmesi gerektiği, hangisine hiç dokunmamak gerektiğidir. Çünkü mesela otopsi çalışmaları var öyle. Başka bir sebeple ölmüş insanlar tarandığı zaman mesela kadınların birçoğunda %70-80'inde yüzlerce, binlerce kesit yapıldığı zaman bir noktada papiller kansere ait bulgular olabiliyor. Veya işte 70-80 yaşın üzerindeki erkeklerde neredeyse prostat kanseri olmayan yok gibi bir şeydir. İşte bu ilerleyen teknoloji insanlarda onlara şikayet yapmayacak olan, hiçbir şekilde onun hayatını etkilemeyecek olan bir takım teşhislerin onun defterine yazılmasına. Şimdi insana siz kanser gibi bir teşhis koyduğunuz zaman da o insanı tedavisiz bırakmak olacak şey değil. Tutuyorsunuz siz buna işte kemoterapiler, radyoterapiler, hatta daha ondan önce bunlar bir taramada çıktığı için o teşhisi kesinleştirmek bakımından işte biyopsiler, başka ileri tıp teknikleri, teşhis teknikleri uygulanıyor. Hem tedavilerin hem bu tekniklerin hepsinin kendine özgü ölüme kadar gidebilen riskleri de var. Düşünün ki bir hastaya hiçbir ona zarar vermeyecek bir kanser için mesela tiroid bezi alınıyor. Bu o insanın ömür boyu bir takım hormonları kullanması manasına geliyor. Onun dışında tek başına bir insana kanser teşhisi konması bile onun kafasında sürekli bir kuşku yaratan, onun hayatını, huzurunu büyük ölçüde kaçıran bir durum. Stres ve kaygı oluşturmaya yol açıyor. Evet, işte bütün mesele burada bu. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi birkaç tane nokta var. Onu bir kere saptayıp başlayalım. Madem uzunca bir program yapacağız. Birincisi... Muhtemelen süre de alacağım bugün. Biraz daha uzatacağız programı. İnsanoğlunun tıpla ilgili, insanla ilgili, biyolojik sistemle ilgili birkaç tane kısıtlılığı var. Kısıtlılıklardan bir tanesi içine doğduğunuz bir sistemden bahsediyorsunuz. Annemizden doğduk sonuçta. Evet. Bunu bizim anlamamız çok kolay bir şey değil. Biz sadece görüyoruz, bir şeyleri algılıyoruz fakat idrak düzeyine erişmesi farklı şey. Şöyle söyleyeyim örneğini. Yer çekimini bulduğunda Newton yer çekimi var mıydı? Vardı. Ama neyi buldu peki dediğim zaman insanların şeysi fark etti diyorlar. Bu fark etme lafı tamamen ayrı bir şeydir. Aynı şey Arşimet için de geçerlidir. Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. Halbuki gemiler vardı, yüzüyordu o sıralarda.
deniz ticareti vardı. Böyle baktığınız zaman tıbbın da insanoğlunun, biyolojinin çalışma prensibini anlaması çok kolay değil. Uç örneklere gitmeniz gerekiyor. Denizin dibine ineceksiniz, dağın tepesine çıkacaksınız. Oradaki yaşam formlarının ne olduğunu karşılaştırınca karşılaştırmalı bir tablo elde ediyorsunuz. Ama ne oldu arada? Elimizdeki tetkik sistemleri elektronik sayesinde olağanüstü gelişti. Daha detay gösterir hale geldi. Bu detayın bir tanesi, örnek şimdi verildi, tiroid kanseri. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir şekilde tarama yaptırtıyoruz. Bugün anlatıldı hikaye yine. Tarama sırasında bir nodül saptıyorlar. Aa diyorlar, nodül bulundu. Yaşla ilintili bir durum değil. O yüzden kimse içini sıkmasın. Bu erken yaşlarda da görülüyor. İleri yaşlarda da görünüyor. Ama görülüyor. Ve istatistiğe baktığınızda Birleşik Devletler'in istatistiği uçuyor zaten tiroid kanseri konusunda. Ama Japonlar da acaba takip etsek mi pozisyonuna gelmişler? Çünkü bir şey olmuyor. Ama bir kere yakalarsanız, ki yakalarsınız, hassas ultrasonlar sayesinde, sürekli baktırmak sayesinde o tiroid gider. Üstüne aman kalıntı kalmıştır diye radyoaktif yod tedavisini mutlaka alırsınız. Bugüne kadar es geçildiğini görmedim. Sonrasında da hayat boyunca aklınızda küçük bir kuşkuyla acaba bir şey olacak mı, acaba bir şey olacak mı? Ciddi bir anlamda silsile tokat yiyip oturuyorsunuz yerinize. Bu meme içinde söz konusu oluyor, prostat içinde söz konusu. Yeter ki baktın. Bir kere baktırın çıkıyor. Kolesterolünüz çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Çünkü onların nasıl işlediğini biz bilmiyoruz. Biz sadece bir şeye bir girişimde bulunduğumuz zaman ve bu para getirici bir hadise ise onu yapmayı istiyoruz. Nedir? Kolesterolün değerini biz saptıyoruz. 250 idi ben öğrenciyken. Abi siz kaçtı? Bizim zamanımızda 300'dü. 300'dü. Şimdi 220, 200'e doğru, 180'e doğru indiriyorlar. Her 20-30 birimde bir, dünyada milyonlarca yeni hasta üretiliyor. Bunun sorun mudur? Evet, sorundur. Çünkü kolesterol hücrenin yapı taşı. Ama siz bunu dışarıdan var almazsanız vücudunuzda bir şekilde eksiklik oluşmaya başlıyor ve bütün bu paradigmayı hesapta söyleyen Batı bilimine baktığınız zaman sen ne diyorsun kardeşim diye biraz dikkatli dinlediğinizde aslında bir şey söylemiyorlar. Sadece matematiksel önlerine bir şey koymuş, onu yorumlayamadıkları için bunu düşürürsek daha iyi olacağını gördüğümüze dair bir de bu trafik kazasını önlemek için trafiği durdurmak gibi bir şey. Durdurursanız tabii ki trafik kazası diye bir sorunumuz kalmaz. Mesele akışkan bir trafiğin içinde kazasız bir yaşamı sürdürebilecek miyiz? Bu şekilde bakmak gerekiyor. Bugün tıp bunu yapar, hayır yapamıyor. Niye? Çünkü akıl bağlanması var. Teknolojiyi işin içine ne kadar sokarsanız doktorun muayene becerisi, hastayı anlaması, algılaması ortadan kalkıyor. Adam hastaya dokunmuyor. Dokunmadığı zaman bu hastanın karnının şiş olup olmadığını bile anlayamazsınız. Ultrasona gönderiyor. O seslerin hepsine ona gönderiyor, göz kapalı gönderiyor. Güvenmememiz mi gerekiyor? Kesinlikle güvenmeyeceksiniz. Yani bizim coğrafyanın ortak şeysidir ama bugünlerini de insanlar mumla arayacaklar, bunu bilsinler. Bu daha silsile olarak gelecek. Daha fazla teknoloji. Network'ü oluşturmaya çalışıyorlar. Ne kadar hasta çıkmışsa onların hepsi network'te bulunsun. Ben geleyim yarın bir gün Ümit Bey sizde bilmem ne varmış. Biz size şu imkanı sunuyoruz şeklinde sorabileyim. Bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir efendim. Bu cep telefon teknolojisiyle birlikte bunların hepsi mümkün. Telefon ediyorlar. Dernekle ilgili bilgi alıyor. Yönetim kurulu bir aa diyorlar o bilmem nerede. Telefon edenin dernekle hiçbir alakası yok. Yani tıp derneğiyle bu insanların alakası olmadığı halde benim yönetim kurulumdaki arkadaşımın şu an nerede görevli olduğunu görebiliyor. Böyle bakınız lütfen. Bu konsolide olan bir sistem. Ha ne olur? Bir yere doğru gider gider gider. En sonunda büyük bilgisayar firmaları da bu işin içine girer. Ne kadar çıkar? Ha bundan tıp çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Onu unutun. Yani biyoloji tıp çıkmaz. Biyoloji ile tıp 2. Dünya Savaşı sonrasında ortadan kalkıyor. Çünkü Batı bilimi biraz düzen üzerinden gittiği için bir kurul kuruyorlar, kurum kuruyorlar, onun onayını arıyorlar. O onay olmadığı zaman diğerleri o onay var mı diye soruyorlar. Bir kendi hakimiyet alanını oluşturuyor ve biyolojiyle ilgili bilimlerde aslında ileri olan Avrupa. Ama Avrupa savaşın etkisiyle toparlanana kadar bahçesinde çatapat bile patlamamış ülke bütün komüniteyi bir şekilde ele geçiriyor. Ondan sonra da direktif niye? Çünkü düzenliler. Bakın hak yemeyelim şimdi. Düzenli küçük bir grup eğer düzenliyse, kuralları uyguluyorsa düzensiz büyük olan güruha hükmeder. Bu şekilde evet baktığınızda çok da mantıksız değil. Olacağı budur. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Biraz hızlı hızlı başlık başlık gidelim. Kanseri detaylı olarak konuşacağız. Diyabete mutlaka gideceğiz. Ama en önemlisi izleyici sorularımız. Ümit Bey, bu soru sizi ilgilendiriyor. Her hastalığımızda bir kaynaktan duyduğumuz bitkisel ilaçları kullanmamız doğru mudur diye sormuş Eren Enes Bey. O kaynak eğer konunun uzmanı bir doktor değilse tabii ki doğru değildir. Şimdi bu konuda Türkiye'de özellikle çok ciddi bir bilgi kirliliği ve çok ciddi suistimal var.
burada bunun, bu konuyu bizim bir kere tespit olarak koymamız gerekir. Ve ben bir fitoterapi uzmanı doktor olarak bir uyarıda bulunmayı görev biliyorum. Baktığınız zaman insanların fitoterapi ürünlerine, bitkisel ilaçlara sanki internetten temin edilebilirmiş. Sanki biraz da doktorların bu konuya uzak olması yüzünden sanki kolaylıkla koca karı ilacıymış, eşin dostun tavsiyesiyle kullanılabilirmiş gibi yaklaştıklarını görüyorsunuz. Bu son derece yanlış bir şey. Bir kere bitkisel ilaçlar bu kadar basit değildir. Bitkisel ilaç dediğiniz zaman muhakkak belli kurallar dahilinde hazırlanması gerekir. Nitekim biz de bu kuralları artık uygulamaya başladık. Son 1,5 yıldır Tarım ve Gıda Bakanlığı Türkiye'de gıda takviyesi ruhsatıyla satılan bitkisel ilaçları ruhsatlandırmaya başladı. Ve bu ruhsatlandırma işini de son derece ciddiye alıyor bakanlığımız. Size net rakam vereceğim, niye bunların güvenilir olmadığını anlatmak için. 2013 yılında bakanlığımız mevzuatı değiştirdi ve piyasada satılan gıda takviyelerinin tek tek ruhsatlandırılması gerektiğini söyledi. Ondan öncesinde siz bir tane üretim izni alıyordunuz, 500 tane ürün çıkarın, kimse size ne yapıyorsunuz diye sormuyordu. Hmm. 2014 yılı 31 Aralık'a kadar bunları ayrı ayrı ruhsatlandıracaksınız. Önce dosya başvurusu yapacaksınız, sonra ben bunları analiz edeceğim ve tek tek ruhsat vereceğim dedi. 2014-31 Aralık'a gelindiğinde Türkiye'de piyasada 2200 tane gıda takviyesi vardı. Bu 2200 gıda takviyesinden sadece 92 tanesi ruhsat alabilmişti. Kalanlarının ruhsatı yoktu. Gıda takviyesi var burada. Gıda takviyesi var, bravo, çok güzel. Ne oldu? Bir sene uzatma alındı. İşte son bir süre verildi bunlara. Çünkü eğer süre verilmeseydi bu firmaların hepsi kilidi vurmak zorunda kalacaktı kapılarına. Şimdi marka ismi telaffuz edemiyoruz ama evet, piyasada lütfen. En bilinen markalarda hiç ruhsat alamadılar bu arada ürünlerine. Bakın ne kadar önemli bir şey. Şu anda bu 92 ruhsatı geçti, tabii ki sayı yükseliyor yavaş yavaş. 6. aya geldik ama kala kala 6 ay kaldı ve hala 150 ürünü geçemedi ruhsat sayısı benim son baktığım rakamla. Şu anda belki 150'yi geçti, bilemiyorum bugün itibariyle kaçtı. Bakın çok önemli, bir de bu piramit tarzı, network tarzı pazarlamalar var. Onu aranın ardından konuşalım mı? Yarım kalmasını istemiyorum. Network tarzı pazarlamalara değineceğiz. Tabii bakanlığın da fitoterapi yardımcı tıptan, tamamlayıcı tıptan tıba getirdiği uygulamalar var. Bunu da konuşalım istiyorum. Tabii ki kanser ve diyabeti de eline boyuna masaya yatıracağız. Uzmanlara soracağız ve sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Derdime Çare etiketiyle birlikte çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Evet, öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Sağlık konusunu masaya yatırdık. Bu gece Derdime Çare etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Benim de Twitter adresim Cansu Canan Ozgen. Bana doğrudan ulaşıp sorularınızı aktarabilirsiniz. Ümit Bey, araya gitmeden önce siz Amerikan pazarlama tarzında bir piramitten bahsediyorsunuz. Evet. Ben sizi bölmek durumunda kaldım. Devamını dinleyelim, buyurun. Şimdi bir pazarlama yöntemi var biliyorsunuz. Siz distribütör oluyorsunuz. Altınıza başka distribütörler kaydediyorsunuz. Onlar altlarına başka distribütör. Böyle piramit tarzı yayılıyor. Ve herkesin sattığından siz en üstte pay alıyorsunuz falan. Eskiden böyle firmalar temizlik ürünleri, işte efendim makyaj malzemeleri falan satardı. Şimdi bu firmalar bitkisel ürünlere merak saldı. Böyle birkaç tane firma var Türkiye'de. Duyuyoruz, geliyor vesaire. Bunlar ne yapıyorlar? Efendim bunlar güvenilirdir. Bitkiseldir, yok Amerikan malıdır, yok bilmem ne malıdır diyerek bir takım markaları Türkiye'de pazarlıyorlar. Ve bunlar tamamen kontrol dışı. Niye? Çünkü evde kapalı kapılar ardında diledikleri her şeyi söyleyerek ürün pazarlıyorlar. Bunların hiçbirisi doktor değil, eczacı değil, bu konuda eğitim almamış durumdalar. Distribütör sistemli satışları mı söylüyorsun? Evet. Yani bunlar evde piramit tarzı pazarlama yapıyor. Ve bunlar son derece kontrolsüz bir şekilde kanser hastalarına bile bu ürünleri pazarlamaya başladılar. Bu son derece yanlış. Bakın, çok enteresan bir şey anlatayım size. Bir omega 3 gerçeklik testi diye bir şey yapıyorlar insanlara bu ürünleri pazarlarken. Bir köpük bardak alıyorlar. O köpük bardağın üzerine sıcak su koyuyorlar. Üzerine de kendi omega 3 kapsüllerini akıtıyorlar. Omega 3 sıcak suyun üzerinde batmadığı için bir çizgi halinde bardağı kesiyor. Diyor ki bak, doğru omega 3, gerçek omega 3. Tıpkı senin damarlarındaki plakları da bu bardağı erittiği gibi eritecek. O kadar komik bir şey ki bu. Niye eritiyor biliyor musunuz? Çünkü omega 3, sattıkları omega 3 insan sağlığında kullanılamaz. Ester formunda ara ürün satıyorlar, etil ester formunda. İnsan sağlığı için kullanılabilecek ürün trigliserit formunda omega 3 olmak zorundadır. Bunlar ara ürünü Türkiye'ye ithal ediyorlar 3 kuruş paraya
Ve ondan sonra onu gerçek omega 3'müş gibi göstermek için de bu köpük bardakta kullanıyorlar. O köpük için ester formu solventtir, çözücüdür. Basit bir kimyasal bilgi. Sizin damarlarınızda da o plastik bardağın köpüğü gibi bir plak yok. Böyle bir şey yok. Onu da öyle eritmiyor o omega 3. Ama insanlara sanki gerçeklik testiymiş gibi bunu lanse ediyorlar. Oysa ki kendi ürünlerinin aslında insan sağlığında kullanılamayacak ester formunda ürün olduğunu gösterir bu. Oysa bunlar alıyorlar bunu bir testmiş gibi yapıyorlar. Neden? Çünkü karşılarında kimya bilmeyen, doktor olmayan, eczacı olmayan insanlar var. Ve o insanlara bunu gösterdikleri zaman, bir şov yaptıkları zaman adam diyor ki aa bardağı bile eritti. Benim damarlarındaki plakları da tabii eritecek. Damarını da eritirse adamı. Damarı eritecek zaten ester formunda zaten. Yani insan sağlığında kullanılamaz bu. Ben yine bir televizyon programında bunun ne kadar peki yanlış olduğunu anlattım. Peki bunların etkileri uzun vadeli mi? Yani bu insanlar bu ilacı kullandıktan bir ay sonra gerçekten ciddi sağlık problemleri yaşayıp bir hekime danışmıyorlar. Şimdi Cansu Hanım, ben size bir omega 3 anlattım. Adamın başka ne sattığını bilmiyoruz ki. Adamın başka sattığı ne var? İçinde ne ürün var? İçindeki o toz nedir? Neye yarıyor? Gerçekten üzerinde yazan mı değil mi? Başka ne yan etkisi var? Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kimyasal bir madde mi koyuyor içine? Bir kaçak madde mi? Örneğin zayıflama ürünlerinde bunu çok görüyoruz. Bu kaçak satılan zayıflama ürünlerinin tamamında sibutramin denilen kimyasal madde vardır. Yağ yakıcı. Yasak özellikle. Madde. Yağ yakıcıdır ama aynı zamanda da kalp damar yan etkileri yaratır. Sizi bir yandan zayıflatır, bir yandan öldürür. Cinsel güç artırıcı ilaçlarda yine bir kimyasal madde, ilaç maddesi vardır ve bu da kalp damar yan etkileri yapar. Üstelik o maddenin bulunduğu ilaç eczanelerde kalp damar yan etkileri vardır, reçetesiz verilmez diye satılırken bu bitkisel ürüne bitkiseldir, zararsızdır, içinde hiçbir kimyasal madde yoktur denilip de insanlara pazarlanıyor. Bu sefer o insan, o hasta onu bilmeden kullanıyor. Kalp damar hastaları da kullanıyor ve bir sürü yan etki görüyor. Bunlar yanlış. Fitoterapi, doktor ve eczacıların birlikte çalıştığı bir tıp disiplinidir, doğru uygulanmalıdır. Herhangi bir kaynaktan alınan bilgiyle fitoterapi ürünleri uygulanmaz. Dolayısıyla neyin ne olduğunu bilmek, yan etkilerinden haberdar olmak ve doğru uygulamak gerekir. Fitoterapi bilim dışı bir şey değildir. Şimdi asla Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Geleneksel evet. Tıpla artık modern tıp bir arada kullanılacak diye. Tabii ki uzmanlar bu uygulamayı gerçekleştirecek. Yani önüne gelen değil de gerçekten eğitimini almış fitoterapi uzmanları. Burada akla şu geliyor. Yıllardır çatışma halindeydi aslında geleneksel tıpla modern tıp. Ne oldu? Barıştılar mı Yavuz Hoca? Yok, hayır. Burada bir barışma söz konusu değil. Zaten ayrı bir şey yok. Modern tıp diye ayrıştırılmış olan bir şey var. Bir de tıp algısı var. İnsanların tıp algısı genellikle bu modern ve geleneksel şeklinde ayrışma eğiliminde. İnsan vücudu sonuçta birdir. Bunu da bir şekilde bölmeniz söz konusu değildir. Aslında ayrı bir kavram yok. Ama esasını anlamadığınız bir şeyin bir hatası var tabii insanoğlunun genel olarak bu. Kendi yaptığınızla açıklamaya çalışıyorsunuz. Mesela damar mı düşünüyorsunuz? Damarı boruya benzetiyorsunuz. Diyorsunuz ki bir hortum gibi işte insanın vücudu. Ha böyle bir kavram yok efendim. Diğer organlarda o süzgeçtir, öbürü bilmem nedir, öbürü pompadır, o filtredir. Böyle bir kavram söz konusu değil. Anlamadığınız zaman sonuçta iş karışmaya başlıyor. Bunun içerisinden batı tıbbı, modern tıp dediğimiz tıp bir şekilde sıyrılıveriyor ve ürün pazarlamaya başlıyor. Anlatılan kavramların bütünü bir ürün pazarlama üstüne kurulu. Sorun ortadan kalkıyor mu? Hayır, sorun ortadan kalkmıyor. Nedir sorun? İnsanlar hastalanıyor. Gerçeklik bu. Hastalanıyorlar. Bu açıklanabiliyor mu? Hayır, açıklanamıyor. Nedenini anlayabiliyor muyuz? Ha, nedenini anlamaya geldiği zaman iş karışıyor. Çünkü bakıyoruz ki 1950'lerde, 60'larda üretim olduğu gibi değişmeye başlamış. Bu değişen üretimin içerisine ilaç endüstrisi entegre olmuş. İlaç endüstrisi yem üretmeye başlamış. Yem üretirken tabii ki antibiyotik kullanmaya başlamış. Büyümeyi hızlandırıcı bir takım alışımlar yapmışlar. Bunları patentlemişler. Yumurta sarısının yapay formunu oluşturmuş. Bunu boya olarak patentlemiş. 97'de yapmış. Bütün yumurtaların sarısında bunu kullanıyorlar. Somonların sarısı, somon sarısı istediğiniz skala üzerinden seçebiliyorsunuz. Peki ben Türkiye'de bu oranlar nasıl? Aa, çok büyük yani olasılıkla aynı sistemi kullanıyoruz. Çünkü yani gündeki, aslında yumurta değil de boya mı yiyoruz? Yapay bir şey yediğimiz kesin. Peki İçerik bunu nasıl olarak yiyoruz? Yapay. Yani bunu nasıl üretiyorlar hocam? Üretiminden de bahsedelim. Aa, üretimin teknolojisi meselesi o tamamen ayrı. Niye? Çünkü sentetik karotenoid diye patentlediğin şeyin ticari sırdır diye detayını vermez. Ben sadece güvenlilik verisi var mı diye baktım. Hmm. Hiçbir bileşen için bir güvenlik verisi görmedim. Hiç ama şey yok, bütün evet. Dünyada kullanıyorlar. Ve baktığınız zaman bu kadar yumurta üretimi, çünkü yumurtanın sarısı dediğiniz şey güneşten gelen enerjidir. Nasıl olur? Bu ya kırmızı meyvede sebzede toplanır ya yeşil meyvede sebzede. Bunu
Tavuk yediği zaman bu da ona geçer bir şekilde. Sarı olarak şey yapar. Yavruya geçer. Biz aradaki sistemi kırmışız. Kırdığımız sistemin içine sentetik bir şeyi koyduğunuz zaman bu insanların hastalanmamaları zaten mümkün değil. Bunun tarım ilacı versiyonu var. Bunun büyütme amaçlı antibiyotik kullanımı versiyonu var. Yeme dayalı, hızlı, çok miktarda süt üretme versiyonu var. Bunların hepsi içerikten çalar. Çalan içeriğin sonunda diyoruz ya hastalıklar niye artıyor? Hastalığın artmasında şaşırtacak bir şey yok. Ha bu bizim işimize yarayabilir mi? Evet, şöyle yarayabiliyor. Bir civcivi nasıl büyüttüklerini anladığınız zaman tıbbın paradigmasının değişebileceğini görüyorsunuz. Çünkü adamlar bunu yapmışlar zaten. 50 yıldır, 60 yıldır yapmış. Antibiyotiği veriyor. Örgüyü çözüyor. Çözülen örgünün içerisinde yeni yetişmekte olan canlı sınırsız büyüme kapasitesine sahip. Olgunlaştıktan sonra büyüyemiyor. O zaman bu paradigmayı alıp siz tıbbı aksettirir kullanırsanız elinizdeki bütün veriyi hakikaten tıbbı oluşturmak için tekrar kullanabiliyorsunuz. 150 yıl geri gittim, 300 yıl geri gittim. Platon'un anatomi diseksiyonlarının bunların hepsi bir şekilde işinize yarıyor. Adam zamanında bunları yapmış, yazmış ama yani balinanın saçı olduğunu iddia ediyor. Olamaz mı? Şu anki görüş açısından evet olabilir. Niye olmasın? Çünkü her şey değiştiği gibi biz de değişiyoruz. İnsanın algısı yine şöyle bir hatada. Form değişken bir şey. Yani biz bugün böyleyiz. 50 yıl önceki fotoğraflara bakın daha geniş suratlı, daha yanaklı özellik değişiyor. Neye bağlı değişiyor? Ya iklime bağlı bir değişiklik var, yediğimize bağlı bir değişiklik var ama diş arkının daraldığını biliyoruz. Diş sorunu oluştuğunu biliyoruz. Yerleşemediklerini biliyoruz. Gecikmeler olduğunu biliyoruz. Menstrüel siklusta vesaire de işte atıyorum adet görmesinde, kıllanmasında bunların hepsinin bir açıklaması tabii ki var. Biz aradan bulduğumuz verilerle tıbbı yeniden formatlayacak bir algıya eriştik. Meslektaşların bunu görmesini istiyoruz. Bu eninde nihayetinde olacak ve çok öyle uzun 50 yıllık falan bir süreç değil. Geçen hafta kalp damar cerrahisi davet etti cerrah başa. Gittim sabahleyin konuştum. Çok güzel bir toplantı. Aynı şeyi söylediler. Evet, biz göğsü açtığımız zaman iman tahtası kemiğinin iyileşmesinde gecikme görüyoruz dediler. Benim için bitmiştir. Bu benim için zaten olayın kanıtıdır. Niye gecikiyor bu? Niye batını kapatamıyorlar? Niye? Çünkü dokuların içerisi bir şekilde entegrasyonunu yitirmiş durumda. Bundan diyabet de çıkar, kanser de çıkar, beyin versiyonunda Alzheimer de çıkar. Böyle bakacaklar. Böyle baktıkları zaman olayın ortak noktası bir bağ dokusu bozukluğudur. Bu bağ dokusu bozukluğunu da biz bozuyoruz. Çünkü antibiyotikli öyle böyle esasından aynen, saptırılmış gıdayı yedirttiğiniz zaman esas olan bağ dokusu bozulur. Diğer dokuların önemleri tarih kalıyor. Zaten bütün hastalıkların kökeninde şimdi anlaşılıyor ki bizim tıp dilinde kronik enflamasyon dediğimiz bir hadise yatıyor. Bu vücutta mikropların rolünün olmadığı bir iltihap manasına geliyor. Bunun kandaki bir takım değerleri, parametrelerini de bugün ölçebileceğimiz durumlar da var. Ve bu enflamasyonun ortaya çıkmasında da bizim çevremiz tamamen sorumlu. En başta gelen de beslenme ile ilgili faktörler. Kalıtımlarıyla oynanmış gıdalar. Onlar. Sadece o da değil. Bütün yani beslenmemizdeki işlemler. Yanlışlar. Burada da iki türlü yanlış var. Bir tanesi yediğimiz içtiğimiz gıdaların sağlıklı olup olmadığı problemi. Çünkü insanlar istedikleri kadar gıdalarına, beslenme şekillerine, işte yeme içme saatlerine, yedikleri miktarlara dikkat etseler bile yedikleri gıdalar şayet sağlıklı değilse ki gıdanın sağlıklı deyince de işte bir zirai bir ürünse bunun tohumundan, tarlasından başlayarak yetiştirilirken ona konan tarım ilaçları, hasat edildikten sonra depolanması, işte bir fabrikada işlenmesi, paketlenmesi vesaire veya bir hayvansal ürünse onun yediği yemden başlayarak bize bir yiyecek haline gelene kadar görmüş olduğu sayısız kimyasal işlemler var. İşte bunlardan başlayıp gıdanın sağlıklı olması çok önemli ve bu insanların elinde olan bir şey değil. Bunun insanların kendileri bu gıdanın sağlıklı olup olmadıklarını kendileri anlayamazlar. Yani bunda tarım ilacı var mı? Bu GDO'lu mu? Antibiyotikli mi? Hormonlu mu? Bunu anlamak için mutlaka bir laboratuvar çalışması lazım. Burada da görev tabii insanlara değil, hükümetlere, idarecilere düşüyor. Hazır gıdadan olabildiği kadar kaçınmak lazım. Bakın geçtiğimiz, onu söyleyeyim. Lancet diye bir dergi var. Şubat ayındaki sayısında dünyanın önde gelen obezite uzmanlarının bir makaleler serisi yayınlandı. Çok önemli bir yazı dizisi oldu bu. Özet olarak şunu buradan söyleyebiliriz. Diyorlar ki hükümetler Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı yaparak bu
gıda endüstrisinin hazır gıdaya teşvikini durdurmalılar. Yani bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Çünkü son senelerde gene bu kronik enflamasyon dediğimiz hadisenin altında da bağırsaklardaki mikrop dengesinin bozulması yatıyor. Sinir sistem hastalıklarından yani Parkinson, Alzheimer, MS vesaireden depresyon, kalp krizleri, kanserler, işte astım, mide hastalıkları, romatolojik hastalıklar, otoimmün hastalıklar vesaire. Bunların tümünde esas neden bağırsaklardaki mikrop dengesinin bozulması. Bunun da başlıca sebepleri yediğimiz, içtiğimiz gıdaların sağlıklı olmaması, şeker ağırlıklı olması, işlenmiş un ağırlıklı olması, trans yağ ağırlıklı olması ve katkı maddeleri olması. Şimdi bunu soracağım içeriklerini ama Yavuz Hocam siz kitabınızda şöyle bir bölüm açmışsınız. Yediklerimizin vücudumuza etkileri diye. Orada da bir ifadeniz çok çarpıcı. Bu mevzuyla ilgili. Batı gıda konusundaki değişiklikleri 100 yıl içerisinde yaşamıştır. Evet. Ülkemizde ise değişikliklerin hemen bütünü 20 yıl içinde gerçekleşmiştir. Binlerce yıldır geleneksel beslenen bir vücut 20 yıl gibi kısa bir zamanda marketlerin uzun ömürlü gıdalarıyla beslenmeye başlayınca dokusunda hiç değişiklik olmaz mı? Ben de size soruyorum. Elbette olur. Bunu nereden görüyoruz? Bunu hastalardan dinliyoruz. Fıtıklar oluyor mu? Oluyor. Anevrizmalar oluyor mu? Oluyor. Neden? Yaş geriye doğru kaydı mı? Genç yaşlarda kanserler görünmeye başladı mı? Çünkü siz bu dokuyu bir şekilde bütünleşik tutmak zorundasınız. Eğer tümleşik tutamazsanız dokuyu, bu doku herhangi bir tarafa doğru kayabilir. Yani biz bunu kanser olarak görürüz. Ama şunu da söyleyeyim. Patoloğun verdiği tanı açısından baktığınızda patolog aslında bir büyük filmin, bütün filmin bir karesini görmektedir. Ve o bir kareye dayanarak size bir şey söylüyor. Klinisyen hastayı dinlediği zaman hastalık tablosuyla, Ahmet abi en başında söyledi, hastalık tablosuyla tanı tablosu birbirinden ayrı. Yani baktığınız zaman onu görebilirsiniz ama hasta bir şey ifade etmiyorsa kime inanacaksınız? Patoloğa mı, hastaya mı? Elbette ki hastaya inanıyorsunuz. Hasta bir şeyim yok benim diyor. O zaman sizin bir kere marjınız en başta belirleniyor. İkincisi efendim, 100 yıllık bir değişimi hakikaten içinde olduğunuz zaman anlayamazsınız. En başındaki söylediğim şey, içine doğduğunuz sistemi iki kuşak geçirtirseniz ki dünya savaşları boyunca bunlar yaşandı zaten. O zaman artık hatırlayan kalmıyor. Bugün bir Harvard'lıya gidin, kutu süt nasıl bozulur diye sorun. Kutu sütün nasıl bozulduğunu bilmez, üstündeki tarihe bakıyorum diyor adam. Tarih geçince atıyorum diyor. Aa, o zaman endüstri için mükemmel. Önünüzde sizin sürekli atılması gereken bir ürün var. Ha bekleseniz ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yoğurt deneyini 1,5 yıllık tutanlar var, 3 yıllık tutanlar var. Bunlar bir data birikti elde. İnsanlar artık bakıyor bozuluyor mu bozulmuyor mu? Onun pişme süresi ne kadar? Kısaldı mı uzadı mı? Bu şekilde baktığınız zaman 100 yıllık değişimi sizin anlamanız mümkün değil. Nasıl olacak? Ancak biri duracaksınız ve geçmişe yönelik okuyacaksınız. Patentlerin 50'de 60'da alınmış olduğunu o zaman görüyorsunuz. 1947'de Profesör Tevfik Berkman Amerika'ya gidiyor. 47. Bunu bir çiftliğe götürüyorlar. Tevfik Berkman'ın kitabındaki hatıratındaki notu burada domuzlar ve hindiler çok çabuk büyüyor diyor. 18 ayda geleceği boya hindi 16 haftada geliyor diyor. Burada diyor acaba bu hasta hayvanları diyor beklesek bunlardan tümör çıkar mı diyor. Bunun kitabında yazmış. Sene 1947. 47, evet. Bugüne kadar gelene kadar 60 yıl. 60 yıl içerisinde kaç kuşak ne hatırlıyor ki? Bana gelmiş ben 25 yıldır endüstrinin sektörün içindeyim diyor. 25 yıl hiçbir şey sektör için. Çünkü Amerika unun beyazlatılmasını 1900'de buluyor. 1910'da margarini buluyor. Bunların hepsi 40 yıl sonra Türkiye'ye gelirler. Ve hala süt tozu yine 40 yıl sonra geldi. Hala ambalajlı ürün yine 40 yıl sonra Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Boyalarıyla birlikte. Böyle baktığınızda eğer ileriyi görmek istiyorsanız bir sağlık profesyoneli ben acaba ileride hangi alanda çalışmak istiyorum? Amerika'nın geçmişine bakın. Hangi hastalıkların arttığını orası düzenli ülke olduğu için istatistik güzeldir. Görürsünüz. Bu tiroidin artmasını bekliyor muyuz? Tabii ki bekliyoruz. Şak diye yükseliyor eğri. Böbrek tümörü artacak mı? Artacak. Geçen hafta Amerikan Kanser Kongresi vardı. O kongreye de Türkiye'den en az 100 kişi, belki 200 kişi gitti. Sonuç dönüp dolaşıp şimdi diyorlar ki kemoterapi yerine ileride başka ilaçlar geliştirdik. Bu ilaçları vereceğiz. Sorun parası. Pahalı, çok pahalı. Artık her şeyde etkili üstelik. Ne yapıyor ilaç? İşte tümörün bilmem nesini şey yapıyor. İmmün sistem tarafından, bağışıklık sistemi tarafından algılanmasını kolaylaştırıyormuş. Algı yine yanlış. Yanlış kurgulamışlar evet. Ama doğru sonuç elde edebiliyorlar. Çünkü deniyorlar. Sonuçta Amerikan bütçesi bu hastalığın tedavisini artık kaldırabilir durumda değil. 40 tane kemoterapiyi Türkiye'de uygulayabilirsiniz. Çünkü para zaten oraya gidiyor. Burada değil bu para, burada dönmüyor para.
Ama orada gideceği bir yer yok artık. O yüzden vermezler. Böyle baktığınız zaman 100 yıllık değişim geçmişe doğru, batıya doğru bakın sadece. Ne yapmışlar diye bakın. Sizin geleceğinizi göreceksiniz. Onlar bu merhaleleri geçirdiler, çeliği yaşadılar. Otomotiv endüstrisini doğurdular. Arkasından elektrik endüstrisini doğurdular. Elektronik endüstrisini doğurdular. Gıdayı tamamen değiştirdiler. Yarı kimyasal forma getirdiler. Raf ömrünü uzattılar. Büyük marketler açtılar. Bunların hepsi binaları yükselttiler. Ülkemizde de oluyor. Yavaş 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 geliyor. Elbette ki bu hastalıkların artmasını bekliyoruz. Ama 100 yıllık dilimde bakın. Peki. Ümit Hocam size şunu soracağım. Beyza Nur Şahin isimli bir izleyicimiz demiş ki peki doğru ürün aldığımızı anlamamız için hangi özelliklerine bakacağız biz? Nasıl ayırt edeceğiz bunları? Şimdi tabii ki Ahmet abinin dediği gibi bir kere siz bir tohumda hibrit mi? İşte efendim GDO var mı yok mu? Veya hangi kimyasal tarım ilaçları kullanılmış? Evet, etmemiz mümkün değil. Herhangi bir vatandaş olarak ayırt etmeniz mümkün değil. Temel kurallar var. Nedir? Her şeyi mevsiminde yiyeceksiniz. İşlenmiş gıdalardan tamamen kaçınacaksınız. İşlenmiş gıda sadece sucuk, salam, sosis değil. Onu vurgulamak gerekir. İşlenmiş gıda raf ömrü olan her gıdadır. Kutu sütle işlenmiş gıdadır. Bu çok önemli bir mevzu. Yerli tohum mümkün olduğu kadar arayacaksınız. Önünüze çıkan bir sebze, meyve cetvelle, gönye ile çizilmiş gibi birbiriyle aynı boyda eşit görünüyorsa ondan uzak duracaksınız gibi. Yani biraz sezgilerinize güveneceksiniz. Ama şunu vurgulamak gerek. Benim önümde bir yumurta var. Evet. Bu yumurtanın ben doğal olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Bakın şimdi burada çok önemli bir kavramdan bahsedeceğiz. Bu doğal, natürel kavramından bahsedeceğiz. Yumurta tabii ki natürel, tabii ki doğal. Nihayetinde tavuk yaptı bu yumurtayı, makineden çıkmadı. Ama az önce Yavuz abi anlattı nasıl işte patent alınmış, rengini bile birleyebiliyor vesaire. Yumurta doğal ama fıtratına uygun mu? Fıtri mi? Şimdi mesele burada kopuyor. Yani size bir doğal ürün veriyorlar. Çok doğru, bir doğal yumurta var. Ama o doğal yumurtanın artık fıtratı tamamen değişmiş durumda. Hiçbir şey olmasa, rengine müdahale etmeseler, hayvancağız 23 saat ışık altında, GDO'lu yemlerle beslenerek şu kadarcık yerde gün yüzü görmeden haftada 10 tane 15 tane yumurta veriyor. Benim annem kümesle tavuk beslerdi. Şeyi tekrar hatırlatayım, çok özür dilerim. Sarısı güneşin ışığından geliyor. Hayvanın güneşin ışığını gören bir şey yemesi lazım. Bu ister bilmem ne küspesi olur, ister bilmem ne yaprağı olur, fark etmez. Güneşin ışığını gören bir şey yemesi gerekiyor. Ama o güneşin ışığını gören şey de GDO olunca neye yarıyor? Hayvan eskiden ne yapardı kümesteki tavuk? Dışarı çıkardı, annem açardı kapısını, gezerdi bahçede, otlardı, solucan yakalardı, akrep yakalardı. Bizi bir de akreplerden korurdu bu arada, eve akrep gelmezdi. Ekolojik bir denge de ekolojik var denge olurdu ve D vitamini gelişirdi vücudunda bol bol, bir de güneşin altında dolaşırdı. O D vitamini de haftada 3 tane yumurtaya koyardı. Şimdi hayvancağız güneş görmüyor, GDO'lu yemle besleniyor, minnacık D vitamini oluşuyorsa oluşuyor vücudunda, onu da 15 yumurtaya bölüyor. Doğal olarak siz fıtratına uygun olmayan bir yumurta yiyorsunuz, vücudunuza da alamıyorsunuz. Velhasıl kelam aslında söylediklerimizi toparlarsanız, çok basit bir cümleyle özetleyelim. Önce gıdamızı bozdular, bozulan gıdalar sağlığımızı bozdu. Bozulan sağlığımızı iyileştirmek vaadiyle ömrümüz boyunca kullanmamız gereken kimyasalları yüklediler, sattılar ve bir ticaret döngüsü oluştu. Sizin bir benzetmeniz var. İlk önce cinali, sonra obezali, sonra da diyabetali. Diyabete evet. Geçeceğiz ama ben aynen isterim öyle. Ki kanserle devam edelim. Çünkü sorulara da bakıyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Çok kısa bir şeyle tamamlamak istiyorum. Özür dilerim, lafınızı kestim. Şimdi bu noktada tıp akademisi olaya nasıl bakıyor? Bakın çok net bir şey var. Şimdi biz hep beslenme, beslenme, beslenme diyoruz ya. Oturduk 3 doktor kardeş kardeş konuşuyoruz burada. İyi de tıp akademisinin beslenme umurunda değil ki. Tıp akademisi beslenme ile ilgili hiçbir şey yapmıyor ki. Bugün yetişen tıp doktorları beslenme dersi okumuyor ki. Tıp fakültelerinde beslenme dersi yok ki. Doktorlar beslenme dersi okumadan, beslenme öğrenmeden mezun oluyorlar. Üstüne üstlük beslenme kim okuyor? Çünkü gıdanın aynı olduğunu hep varsaymışız. Umursamıyor. Nasıl olsa bir şey oradaki yiyor. Oradaki değişkenler insanlar hesaplanmamış. Nasıl olsa yiyor ve hayatını devam ettiriyor. Ya da umursamaması sağlanıyor. Öyle demek benim daha çok hoşuma gidiyor. Peki diyetisyenler, beslenme uzmanları nasıl yaklaşıyor gıdaya? Şöyle yaklaşıyor. Protein, yağ, karbonhidrat, kalori. Başka bir şey yok mu gıdalarımın içinde? Bu vitamin. Besinlerin içinde başka bir şey, bir de vitaminler diyor, çok doğru, mineraller. İyi de benim sağlığımı etkileyen başka bir sürü madde var. Hem bitkinin ürettiği var, hem dışarıdan konulan işte konuştuğumuz GDO'su, kimyasal maddesi, gübresi, ilacı. Bunları niye konuşmuyoruz, tartışmıyoruz? Çünkü Amerika konuşmuyor, tartışmıyor. Biz de Tanrı kelamı gibi onların textbooklarını alıp Türkiye'ye uyarladığımız için
biz de konuşmuyoruz. Kendi bilimsel peki çalışmalarımızı ama, yapmıyor muyuz? Yapıyoruz muhakkak. Kendi kayıtlarımızı tutmuyoruz. Ama orijinal tıp alanında orijinal ne kadar makale çıkarıyoruz onu da tartışmak gerekir. O ayrı bir program konusu olur evet, herhalde. Evet, başlı başına bir program şimdi konusu burada olabilir. Burada bir kere çok net olarak koymak gerekir. Gıdanın bozulması, gıdaya yapılan müdahaleler sağlığımızın bozulmasının kökenindeki en ciddi faktörlerdir. Ama bir de diğer tarafına bakalım. Bugün gıdaların içinde bulunan kimyasal katkı maddelerinin kanserle ilişkisini gösteren kaç tane yayın var biliyor musunuz? Yok. Yok, sıfır. Niye yani yok? Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ile kanser ilişkisi üzerine bir çalışma yok. Gıdaların içindeki kimyasal katkı maddelerinin kanserle ilişkisini gösteren hiçbir yayın yok. Olmayabilir mi? Niye merak edilmez? Niye çalışılmaz? Tıbbın şeyinde değil. Tıbbın amacı hastalıkların neden meydana geldiği, nasıl önlenmesi değil de hangi daha çok teşhis bu? Edilmesi, daha çok tedavi edilmesi. Önlenmeyle ilgili hastalık olduktan sonra çözüm. Evet, yani bu hastalık için hangi ilacı üretebilirim, verebilirim diye soru tıbbı. Olmayan, tedavi temel edilmesi gerekmeyen bir hastalığı bile tedavi etme peşinde evet. koşuluyor. Mesela oysa ki Yavuz'un bahsettiği Amerikan Kanser Kongresi'ne yapıldı dediğinde işte mesela tiroid kanserlerinin önlenmesi için bir bildiri veya bir oturum olduğunu zannetmiyorum veya şu kanserler artıyor. Yok. Nasıl önlenir bu kanserleri neden önlemek artıyor? İçin? Pekala. Neden artıyor? Bu neden nasıl yani önleyebiliriz? Temel soru şu olmalıdır. Tartışma olduğunu zannetmiyorum. Ben hastalıkları nasıl engelleyebilirim? Ve hastalık yine de meydana gelmişse nasıl tedavi edebilirim diye düşünmeli tıp bilimi. Öyle düşünmüyor. Tamam. Bu hastalara ne ilaç verebilirim diye burada düşünüyor. Burada bir virgül koyalım. Çünkü çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben dönüşte çok son reklam kuşağım. Dönüşte kanser olmamak için ne yapılması gerekir? Üç değerli isimden de bu sorunun cevabını alacağım. Ve artık kanserden tamam, korunma yolları. Şu balon modelini de göstereceğiz. Ve tabii ki Yavuz Hocam da hatırlattı. Şu balon modelini de göstereceğiz aranın ardından. Kanser ve diyabeti de konuşacağız. Çok kısa bir ara. Derdime Çare etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Evet, ötek gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Ve sizlerden de soruları alıyorum bu gece. Derdime Çare etiketiyle birlikte benim de Twitter adresim Cansu Canan Ozgen. Bana da sorularınızı aktarabilirsiniz. Tabii bana gelen sorulardan bazılarını seçtim arada. Bunları hızlı hızlı okumak istiyorum. Çünkü bu soruların hepsine biraz sonra cevap alacaksınız. Gökhan Demirel Bey demiş ki, Ümit Bey'in kemoterapiye karşı olduğunu biliyorum. Peki kendisinin pankreas kanseri için önerisi nedir? Bunu bir kenara yazalım hocam. Serdar Mızrak Bey demiş ki, yediklerimiz ve içtiklerimizden dolayı halsiz ve yorgun oluyoruz. Yıllar geçtikçe gıdaların tadı da bozuluyor. Bu bize ne gibi etkilerde bulunuyor? Bu soruyu da konuşacağız cevabını. İmhotep isimli bir kullanıcı, sizce köyde mi yaşamak avantajlı yoksa şehirde mi yaşamak avantajlı diye sormuş ve 20 tweet falan atmış bu konuyla ilgili. Bunu da sormak durumunda hissettim kendimi. Hadi Melike Yamaç Güner hanımefendi demiş ki, kızım tip 1 diyabet, bununla ilgili çalışmalar var mı? Varsa çalışmalar ne zaman sonuçlanacak ve uygulamaya geçilecek demiş. Diyabeti de mutlaka konuşacağız ve tedavi yöntemlerini. Ümit Bey de diyabetin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylüyor ve savunuyor. Bunu da konuşacağız. Sizin bu konuyla ilgili bazı söylemleriniz var. Onların da üzerinden gitmek isterim. Hacer Nur Kocaer isimli bir izleyicimiz. Günümüzde gıdaların zararları tartışılmaz. Peki programdaki hocalarımız nasıl sağlıklı besleniyorlar demiş. Böyle kişisel bir soru oldu. Bunu da cevaplayalım. Şimdi kanserden korunma yöntemlerini size kişisel olarak soracağım çünkü. Gülay Masat hanımefendi demiş ki, yediğimiz gıdalarla bağlantılı mı unutkanlıklarımız? Bu soruya da cevap verelim. Baybars Bey şöyle bir soru sormuş. Yetiştirilen ürünlerde radyasyon uygulanıyor mu? Ve sonra Yasin Çörekçi Bey, diyabet hastalığına stevia bitkisinin insülin etkisi yaptığını duydum. Bu bitki hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki hastalıkların bazı tedavisinde kullanılan yöntemleri de söyleyeceğiz, bitkisel yöntemleri. Ancak tabii ki uzmanlar kontrolünde bunların yapılması lazım. Her bitki her hastaya aynı şekilde etki etmeyebilir. Bu uyarıyı da yapmış olayım. Zeynep Hanımefendi demiş ki, kanser tedavisi için ikinci kez kemoterapi gören biri bitkisel yollardan bu hastalığı yenebilir mi? Tüm bu soruların hepsine yanıt vereceğiz program içerisinde. Ben istiyorum ki artık kanserin üzerine gidelim. Kanser konusunu masaya yatıralım. En iyiyle boyuyla konuşalım. Ama öncesinde üç değerli hocama şunu sormak isterim. Biraz önce de
yakındık ya, şikayet ettik. Doktorlarımız diyorlar ki işte kanser oldu, peki nasıl çare bulacağız? Ama hiç kimse nasıl kanser olmayızı tartışmıyor. Ben size ayrı ayrı kanser olmamak için 3 madde sorsam neler söylersiniz? Şunu söyleyeyim, bir tanesi beslenme çok önemli. Yani sağlıklı beslenme. Ben buna hani şu diyet bu diyet değil de adam gibi beslenme ismini veriyorum. Yani yediğimiz içtiğimiz gıdaların sağlıklı olması birinci şart. Ama bunu tayin etmek bizim elimizde değil. Bunun bize sunulması lazım. İkincisi doğru beslenmek. Yani sağlıklı gıdaları doğru şekilde yemek. Mesela günde 2 defa beslenmek. Öyle hani son senelerde çok söylendiği gibi öyle 2 saatte bir şey yemek, evet, atıştırmak. Ona da geleceğiz. Son derece yanlış bir olay. Sebze mutlaka sofralarımızın başında olması lazım. Baş köşesinde yeşillik, yani salata türü olan şeyler. Meyvelerin de çok fazla şekerli, yani tatlı olanlarında çok fazla fruktoz oluyor. Fruktoz da vücutta doğrudan doğruya yağlara çevrilen bir şey ve insülin salgısına sebep olmadığı için doygunluk hissi yaratmıyor. Ve böylece insanlarda daha çok yeme içme isteği ortaya çıkıyor. Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubundan yapılan içecekler çok daha tehlikeli bu açıdan. İşlenmiş şeker ve işlenmiş undan kesinlikle uzak durmak lazım. Bir de trans yağlar diye bilinen şeylerden, ki bu hazır gıdalarda bulunan bir yağ türü. Bu margarinlerde, bitkisel hidrojenize edilmiş yağlarda bulunan trans yağlar. Artık trans yağların işte insanlara, biliyorsunuz, senelerce bunda kolesterol yok diye margarin yemeleri istendi. Bitkisel yağlar yemeleri istendi ama görüldü ki kalp hastalıkları, bırakın azalmayı, katlanarak çığ gibi arttı. Şimdi artık dünya bu gerçeğin saklanamaz bir hale gelmesi üzerine, Amerika'daki bu FDA diye bir kurum var, İlaç Gıda Dairesi. O da artık gıdalardaki trans yağın tamamen ortadan kaldırılması yönünde ifadelerde bulunuyor. Bunu şu anda doğrudan doğruya yasaklamış değil. Şimdilik bunun %1'in altında olması şeklinde tavsiyede bulunuyor. Ve eğer şayet bir gıdada %1'in altında ise trans yağ, bu tür gıdalara içinde trans yağ yoktur veya işte bu zero gibi ifadeler yazılmasına müsaade ediyor. Halbuki bu da doğru değil. Bizim yediğimiz içtiğimiz gıdalarda kesinlikle bu sentetik trans yağların olmaması lazım. Çünkü bir de tabiatta, sağlıklı hayvanlarda bulunan tabi trans yağlar var. Bunlar tam tersine, sentetik trans yağların tam tersine bizim obeziteden, diyabetten, kalp hastalıklarından koruyan yağlar. Temel şeyler bu. Yani şeker, işlenmiş şeker, işlenmiş un ve trans yağların kesinlikle soframızda bulunmaması lazım. Sebze ağırlıklı, mevsiminde yetişen sebzeler, yeşillikler, meyvelerin makul miktarda yenmesi, çok tatlı olanlardan miktar bakımından sakınılması. Balık mesela, Türkiye etrafı denizlerle çevrili bir ülke ama bizim insanlarımızın kişi başına düşen balık tüketimi hiç istenen seviyede değil. Mutlaka bunun artırılması yönünde gayretler sarf edilmesi ve sağlıklı hayvan eti, kırmızı et, özellikle de koyun etidir sağlıklı olan. İşte diyorlar ki işte Amerika'da yapılan çalışmalarda kırmızı et yiyenlerde kanser çok gözüküyor. Evet hocam, hocam. Diyor ama şimdi burada kırmızı et deyince ve daha uzun yaşıyorlarmış bitkisel beslenenler ne anladığımızı ortaya koymak lazım. Amerika'daki kırmızı etle bizim sözünü ettiğimiz kırmızı et birbirinden siyahla beyaz kadar farklı şeyler. Onların bir kere daha yediği yem bambaşka. GDO'lu yemler. Onların yetiştirilme şartları çok daha farklı. Bunların çok büyük bir kısmı birbirine yakın yerlerde, fabrika diye isimlendirebileceğimiz ortamlarda beslenen hayvanlar. Etleri bunların elde edildikten sonra işleniyor. İçine işte nitratlar, nitritler katılıyor. Başka kimyasallar katılıyor. Paketleniyor, ambalajlanıyor vesaire. Yani bizim bahsettiğimiz kırmızı et bu değil. Elbette ki bu Amerikalıların tarif ettiği kırmızı eti yerseniz insanın sağlıklı olması elbette mümkün değil. Ama esas sağlıklı olan bizim kuzuların, koyunların etidir. Ve koyun keçi aslında bakarsanız, evet, Akdeniz bölgesi bizim daha programın şanslı kaderi. Saat 12 geçtikten sonra biz yemek konuşmaya başlıyoruz. Ama Osmanlı konuşurken dahi böyle oluyor. Kiraz, et bir şekilde şimdi yine hocam siz ete girince, evet, güldüm, kusura, evet, bakmayın. Yok, gülmekte bir sakınca yok. Buyurun hocam, sizin ilk işinize buyurun. İçecekleri de söyleyelim. Sıvı, yani su, ayran, maden suyu içmek lazım. Hele bu bunu yemekten önce, yemekten sonra işte
Ama sonra içmeyin. Önce için. Ya ben öyle şeylere bakmıyorum yani. Su içmeyin. Canımız ne zaman isterse yani içelim. Bunu siz çay olarak da içebilirsiniz. Kahve içtiğiniz zaman da su gidiyor. İşte kahve içersen vücuttan su atılıyor falan. Bunlar öyle çok doğru şeyler değil. Kanser olmamak için 3 şey saydım. Birisi demek ki beslenme. Onu geçelim. İkincisi hareketli olmak. Günümüz insanı çok hareketsiz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar. Tamamlayacağım. Üstüne de gideceğim. Tamam. Hiç hareket etmiyorlar. Hiçbir yerleri çalışmıyor. Üçüncüsü de sigara, alkolden uzak durmak diyelim. Bir de uykunun gece uykusu şeklinde olması. Bizi seyrediyorlar insanlar, uykusuz kalıyorlar ama ben onlara yarın itibaren zamanında yatmalarını... Hocam haftada iki gün. Bazı günler var. Haftada iki gün, salı ve cuma. Evet, salı ve cuma günü uyumak kaydediliyor. Bunun beş günü erken yatın, erken kalkın. Beş günde yeterli olacaktır evet, zaten değil olur, mi? Tabii. İki gün o zaman fark olur. Etmez. Buyurun Ümit Bey. Şimdi ben her zaman insan sağlığını bir bütün olarak ele alırım. Tek bir noktadan düşünmem. Zaten bağışıklık sisteminin karşısında da modern tıbbın yaklaşımı filin yanındaki görme özürlüler, görme engelliler gibidir. 5 tane görme engelliyi filin yanına koymuşlar. Fil nedir demişler. Birisi kuyruğunu tutmuş, fil bir kamçıdır demiş. Öbürü hortumunu tutmuş, fil bir yılandır demiş. Birisi bacağına sarılmış, fil bir kütüktür demiş. Öbürü gövdeye dokunmuş, fil bir kayadır demiş. Modern tıp da bağışıklık sisteminin karşısında böyle yaklaşıyor bağışıklık sistemine. Bağışıklık sistemi sanki bir görme engellinin algılandığı gibi modern tıp tarafından algılanıyor. Oysa ki bağışıklık sistemi bunların hiçbirisi değildir. Bağışıklık sistemi kocaman bir fildir. Dolayısıyla burada siz hastalıklardan korunmak istiyorsanız, bütün hastalıklardan, sadece kanserden değil, benim kendi temel prensibimi söyleyeyim. Dengeli yaşayacaksınız, dengeyi bozmayacaksınız hiçbir zaman ve geleneksel beslenmeye uygun besleneceksiniz. Katılıyorum, muhtemelen üçümüz de aynı şeyleri söyleyeceğiz evet. Kusura bakmasınlar ama zaten savunduklarımız bunlar. Bir numara beslenmedir. Önce beslenmenizi düzenleyeceksiniz, beslenmede geleneksel beslenmeye uygun besleneceksiniz. Benim geleneksel beslenmede kesin yasaklarım var. Ben gluten yemiyorum. Buğday ürünlerini hayatımdan çıkardım. İkincisi işlenmiş gıdalardan tamamen uzak duruyorum. Raf ömrü olan hiçbir gıdayı yememeye gayret gösteriyorum. Üçüncüsü şeker tüketmiyorum. Şeker almıyorum. Hayatımda şeker yok. Bal ve pekmez yiyorum. Tatlı da mı? Tatlı da yemiyorum. Ben şanslı bir insanım. Doğdum doğal tatlıyı sevmem. Öyle bir şansım var. Ve hazır mayalı gıdalardan uzak duruyorum. Hazır mayada yine gıda intoleranslarında en önemli noktalardan bir tanesi bu yüzyılda. Beslenmede geleneksel beslenmeyi savunuyorum. Her şeyi dengeli yemek gerektiğini düşünüyorum ve hastalarıma da bunu tavsiye ediyorum. Şu faydalıymış, bundan kilo kilo yiyeyim diye bir şey yok. Beslenmede bize dayatılan bu bol tam tahıllı ürünler, 2 saatte bir yemek mevzusu, birazdan diyabete girdiğimizde orada da anlatacağım, bizi hasta eden faktör. Obezitenin, diyabetin artmasındaki temel faktör tam tahıllı ürünlerin bu kadar sık ve fazla tüketilmesidir. Dolayısıyla tam tahıllı ürünlerden vazgeçilmesi gerekir. Ve bugün yediğimiz buğday genetiği değiştirilmiş buğdaydır. Bunun da detaylarını birazdan anlatacağım. Bu son derece önemli bir mevzudur. Hareketli yaşam ikinci faktör. Hareketli yaşam muhakkak olmalı ama hareketli yaşamdan kastettiğimiz hiçbir zaman tarih boyunca bugünkü anladığımız hareket değildi. Bugün hareketli yaşam deyince insanlar spor salonlarına kapanıyor. Başlarında bir spor hocası sen şimdi bilmem şu kadar şundan yap, bilmem kaç set bundan yap. Abi böyle bir şey yok. İnsanlık tarihi boyunca insanlar böyle yaşamadı. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gidecekleri yere yürüyerek gittiler. İşlerini güçlerini halletmek için efor harcadılar. Kışın üşüdüler, yazın terlediler. Sobalarına odun kömür taşıdılar ve bu şekilde hareket ettiler. Ama kimse şöyle kasım olsun, böyle fiziğim olsun diye uğraşmadı. Dolayısıyla hiçbirimiz manken falan olmaya çalışmayacağız. Hareketli yaşayacağız. Günlük hayatımızı hareketli hale getireceğiz. Bu son derece önemli. Bunun yanında benim son noktam yani üçüncü olarak söyleyeceğim mutlu yaşamaktır. Mutlu yaşayın, stresten sevdiğiniz uzak. İşi yapın, sevdiğiniz meslekle iştigal edin, sevdiğiniz insanlarla birlikte olun, sevdiğiniz insanla evlenin, çocuğunuzu sevin, sizin kadar şanslı olmayanlara yardım edin, her zaman insanlar arasında yardımlaşmanın önemini unutmayın, her zaman yiyeceğiniz gıdanın bir kısmını yiyemeyecek olana ayırın, harcayacağınız paranın bir kısmını parası olmayana ayırın ve her zaman yardımlaşın. Mutlu yaşam çok önemli, insanların birbirini desteklemesi, düşünmesi, kendisi kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmesi çok önemli. Herkes gücünün yettiğince, elinin erdiğince yardım etmeli ve mutlu yaşamaya gayret etmeli. Ki 21. yüzyılda çok zor aslında bu. Mutlu yaşamak ve stressiz yaşamak. Bu bireysel bir şeydir. Siz kendiniz isterseniz yaparsınız. Yavuz Hocam size de soracağım ve sizin özellikle bir şerh koydunuz. Hareket meselesini ben biraz açacağım dediniz biraz önce. Yok,
Üçünü açacağım. Bu maketi aslında bir bakıma onun için yaptık. Tüm onun için Tahtakale'ye gittim. Balonları bulmak için. Kurdelalar evde vardı zaten. Renkleri ona göre seçtim. Çok zahmet vermişsiniz. Aa, çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri anlatıyorsunuz ama havada kalıyor. Bir kere gösterebilirseniz o zaman işin şekli değişiyor. Üç tane balon var. Bunların hücre olduğunu varsayın. Bu hücreleri bakınız böyle koyduğumuz zaman bunlar gayet güzel birbirleriyle tutunmuş durumdalar. Bu doku bütünlüğünü sağlayan şey hücreler değiller. Kanserin her bir hücreden çıkabileceğini varsayın. Onun çıkmasının nedeni de bu etrafındaki bağların ortadan kalkması. Bunları özellikle püskül olarak bıraktım çünkü bunlar dokuda aynen böyle. Birbirlerini ancak bu şekilde tutabiliyorlar. Tutan şey ama hücrenin kendisi değil. Yani pankreasın insülin üreten hücresini doğru düzgün tutan şey onu etrafında destekleyen hücre. Buna bağ dokusu deniyor. Eğer siz bağ dokusunun bu şeylerini çözerseniz o zaman bu hücrelerin bütünlüğü bozulduğunda iş değişiyor. Ha bunların ne önemi var? Bunların birkaç tane çok ciddi önemi var. Bir, antibiyotiklerin etki ettiği bakterilerdeki gruplarla bu gruplar birbiriyle aynı. Yani siz antibiyotiği aşırı miktarda alırsanız gıdayla ya da doğal doktor tavsiyesiyle bunlar çözülmeye başlıyor. İkincisi, herhangi bir şekilde bunların gerilmeleri durumunda bunların yapılmaları uyarılıyor. Yani Ahmet abinin söylediği hareket ediniz, spor yapınız, evet bunun bir karşılığı var. Body yapmak olmasa bile stretch etmek, evet. Uyardığınız zaman bu çünkü bir gerilim bu. Bu gerilim ekstremitenin ucunda en yüksek düzeye çıkıyor. Parmaklarınızdaki o yüzden şıklatabiliyorsunuz. Böyle baktığınızda bu bağ dokusunun çözülmesi demek sizin vücudunuzun yavaş yavaş dağılması demek. Ha bunun nasıl belirtisini görürsünüz? Pankreasta ortaya çıkarsa ki en gevşek dokulardan bir tanesi tiroid ve pankreas. O zaman bunun karşılığı bir şekilde diyabetle başlar. Tiroidde ortaya çıkarsa çözülme o zaman içindeki hücrelerden herhangi bir tanesi, bakın şöyle göstereyim. Patlamaz merak etme. Bu şekilde şişer. Bu şişmenin karşılığı nodüldür. Eğer başka tarafta çıkarsa oradan fibrom şeklinde ortaya çıkar. Bağ dokusu bütün vücudu oluşturan, olması gerektiği şekilde tutan, destekleyen esas dokudur. Normal işlevi yapan dokunun kendi başına bir özelliği yok. O yüzden bizim kemik iliğini nakli yapma şansımız oluyor. Böyle düşünün. Ha ben bunları kimden öğrendim? Beyaz et endüstrisi. Pilici nasıl büyütüyorlar diye anladınız ha. Bunları çözerseniz bu hayvan hızlı büyüyor. Nasıl yapıyorsunuz? Mutlaka antibiyotik vermek zorundasınız. Bu şekilde baktığınızda aslında tıbbın paradigması değişiyor. Bunu anlatmam gerekiyor. Ha bunu Türkiye'de anlatılabilir mi? Anlatılamayabilir. Ama Amerikalılar daha kolay anlar. Çünkü onlar bozmuşlar, onlar buraya gelmişler. Onların anlamaları, düzeltmeleri de daha kolay oluyor. Şimdi bak Obama birkaç gün önce yeni bir karar aldı onlar. Obama'nın obezite ve şeye karşı çok ciddi mücadelesi var. Eşim Michelle'le birlikte evet, bayağı çalışıyorlar. Antibiyotiklere, dirençli bakterilere karşı bir savaşı var, mücadelesi var. Bir takım planlar uyguluyorlar. Şimdilik Beyaz Saray'daki memurlara, hükümet bakanlıktaki memurlara antibiyotikli hayvan eti yedirmeme şeklinde bir uygulama başlattılar ve giderek bu ülke çapında bütün memurlara çünkü altından kalkamayacaklar, ülke, evet. Batacak, ekonomileri batıyor. Çünkü bakın Amerika'nın artık silahlara şuna buna harcadığı para, sağlığa harcanan para onu geçti. Yani ülkenin büyük kaynakları artık ilaç endüstrisine, işte teşhis endüstrisine oraya gitmeye başladı. Net rakamlar verelim, çok özür dilerim abi. Dünya nüfusunun %5'i Amerikan nüfusu. Ama dünyada kullanılan ilaç pazarının %50'sini Amerikalılar kullanıyor. Net rakam. Evet. Bu kadar büyük bir pazar. Şimdi ben pazarlardan korunma yöntemlerine de geçmek istiyorum. Ya da niçin kanser oluyoruz meselesine. Bu kitabı tekrar göstermek isterim. Kansere Çözüm Var isimli bir kitap ve stüdyomuzdaki iki değerli isim Ahmet Rasim Küçük Usta ve Yavuz Dizdar hocamızın da bu kitaba katkıları var. Burada çok dikkatimi çeken bir bölüm oldu. Her hastanın bir radyasyon kartı olmalı ve bu karta da doğrudan doğruya senede veya 2-3 senede ne kadar radyasyon aldığı işlenmeli. Çünkü biliyoruz ki radyasyon kanserin en önemli hazırlayıcı sebeplerinden bir tanesi. Murat Demirhan beyefendi demiş ki izleyicilerimizden bir tanesi. Radyolojik tetkiklerin kanser vakalarındaki rolü nedir? Çok büyüktür. Evet ve bu çok sonuçta büyük. Ölçülmüyor da. Ben kaç kere gittim MR çektirdim vesaire diye bir geriye dönük bir özgeçmişim bununla yok. Bununla ilgili çok vahim bir sicilimiz var tabii ki ülke olarak. Çok enteresan hastalarla karşılaşıyorsunuz. Kontrolsüz bir şekilde radyolojik görüntülemeye girmiş. Hatta
kanser teşhisi için kullanılan PET CT dediğimiz bir tarama vardır. O kadar yüksek dozda nükleer madde alırsınız ki bir nükleer reaktör haline gelirsiniz. 48 saat aman çocuklara yaklaşma, hamilelere yaklaşma denilir. Işırsınız çünkü siz yayıyorsunuz. Ve devlet bunu 3 aydan kısa sürede ödememesine rağmen SGK, o kadar sık aralıklarla PET CT yapılmış hastalar görüyorum ki şaşırıyorum. Bir keresinde hiç unutmuyorum, bir hasta geldi. 7 aylık süre içinde 8 kere PET CT çekilmiş. Bu bir görüntüleme tetkiki, yani tedavide yaramıyor. Durumumuzu tespit etmek için yapıyoruz. Hocam benim arkadaşıma da emziren bir anne bir hafta içinde 5 kere bel fıtığı için işte cihaza girdi ve radyasyon aldı. MR mı? MR'da radyasyon yok orada. MR mı, tomografi mi? MR tomografi mı? Çekildi o zaman çünkü radyasyon almış ve emziren bir anne olduğundan bahsetmemişler. En sonunda anlamış ve doktor demiş ki son gittiği doktor nasıl bu kadar? O radyasyon kalıcı bir radyasyon değil. Çekim sırasında var. O zaman ondan korkmamak gerekir. Ama gereksiz yere yaptırmamak birikim lazım. Şimdi bakın ben hastalarımla geçenlerde bir bakayım dedim. Şimdi benim hastalarımın hepsi göğüs hastalığı, yani akciğer hastalıkları ve hemen hemen tamamı da astım, KOAH gibi hastalıklar. %10'u akciğerlerinde nodül tespit edilen ama hiçbir şikayet olduğu için değil. Şimdi artık öksüren adama çocuklara bile artık tomografi çekiliyor. Evet. Nodül çıkmaması mümkün değil. Ve nodül çıktığı zaman da bu kişiler 3 ayda bir, 4 ayda bir tomografilerde takip altına alınmaya başlıyor. Ve özellikle çocuklarda çok radyolojik tetkik yapılıyor. Çocukların hastalıkları bellidir. Yani her çocuk öksürüyor diye, ateşi var diye röntgen çekilmez ki. 3 yaşında çocuk var, elinde 4-5 tane filmi var. Tomografisi olan pek çok çocuk var. Olacak bir şey değil. Biz daha bu tomografi, radyasyon işine daha yeni girdik sayılır. Özellikle bu sağlıktaki dönüşüm sonunda insanların hastanelere ulaşması kolaylaştı ama hastaneye ulaşmak da bence çok iyi bir şey değil. İlaca kolay erişim de bence çok iyi bir şey değil. Hatta ben şöyle yazmıştım, eczaneler dağ başına yapılmalıdır, işte kapısına zincir konmalıdır falan diye eczacılar bana kızmışlar. Yani bu tabii metafor, bir mecaz. Burada şu anda gereksiz yani ilaç kullanımı inanılmaz boyutlarda. Bakın bizim hastalıklardan örnek vereyim. Bizim en çok gördüğümüz astım ve KOAH diye hastalıklar var. Bu hastalıkların ancak belki %10'unda bir takım ilaçların sürekli kullanılması icap ederken astım teşhisi konan, KOAH teşhisi konan herkese mutlaka ilaç veriliyor ve artık ömür boyu kullanması kaydıyla veriliyor. Raporlar çıkarılıyor işte 2 senelik. Bir kere bir insana bir KOAH raporu, astım raporu çıktığı zaman artık o kişinin bir daha ya sende astım ilacına artık gerek yok denmesi gibi bir durum hiçbir şekilde söz konusu. Gibi oluyor yani. Artık o devamlı ömür boyu ilaca mahkum bir insan haline geliyor. Evet. Yani yanımızdaki gencecik insanlara 60 yaşına geldiğin zaman KOAH olursun diye 30 yaşında başlıyorlar. Nedir gerekçesi? Gerekçesi yok. Çünkü bir şekilde eğer siz doktoru iyi yetiştiremezseniz bunun iki tane çıktısı var. Gereksiz yere ilaç kullanımı başlar. Nerede durması gerektiği ya da girişim yapması gerektiğini bilmiyor. İki, muayene etmeyi beceremezse o zaman mecburen ultrason, en azından ultrason ama genellikle bilgisayarlı tomografi ya da MR istemeye başlıyor. Geçen hafta sonlarından bir tanesinde bir manşet haberiydi. 1 milyar TL'yi geçmiş Türkiye'nin bir yılda MR'a harcadığı para. 1 milyar TL çok ciddi bir rakam. Ve niye istiyorlar? Ha sen evde mi unuttun? Biz sana baştan çekeriz, gel çekelim şeklinde istiyorlar. Radyasyon yok diyor. Radyasyon olmaması bir şey değil. Bir şekilde siz bunu gereksiz yere yapıyorsunuz ama hastalara her zaman poliklinikte sohbet içinde söylüyorum. Bugünlerinizi mumla arayacaksınız. Çünkü bu eğitimin kalitesi bu kadar düşmeye başladığında, bakın az evvel konuşuyoruz. Diyet 60 tane diyetisyen gıda beslenme ile ilgili fakülte var. Buradan çıkan arkadaşlarımızın işi var mı yok mu onu herhangi bir şekilde dikkate almıyoruz. Verilen formasyon nedir bilmiyoruz. Aynı şey tıp fakülteleri için de geçerli. Tıp fakültesinde kadavra görmüyor, tıp fakültesinde onu görmüyor, bunu görmüyor. Hocası da gelmiyor, bir şey göstermiyor. Eğitimi de dolayısıyla usta çırak ilişkisinden kopartmış durumdasınız. Nedir? Elinizde bir tek internet var bakabileceğiniz, çok avantajlıdır ama deneyimin yerini hiçbir var bilgi, ama pratikte pratik yok. Hiçbir şekilde tutamazsınız. O zaman ne yapıyor? Hastaya dokunmayan doktorlar çıkıyor. Hasta da bir şey yapmıyor. KBBC'ye gidiyorlar, kulak burun boğazcı, ağzımı açtırtmadı diyor. Ağzıma bakmadı hocam diyor. Tomografiye gönderdi. Şimdi bu şekilde bir tıp icraatı olduğu zaman tabii ki bunların miktarında bir artış var. 3 ayda bir kontrol amaçlı 3 bölge tomografi istendiğini ben biliyorum zaten.
Batınına baksa bir şey olmadığını görecek diyorum. Dokuya dokunduğunuz zaman dokunun ne kadar sıkılıkta olduğunu ancak dokunarak anlayabilirsiniz. Eskilerin lafı vardır, çakı gibi derler. Çak diye kalkıyor, tak diye oturuyor. Böyle insan sayısında bir azalma var. Bir lömbür lömbür durumu var. Bir lapa lapa. Lapa lapa olmaya başladı insan. Bu lapalığın içerisinden hastalık çıkar. Çünkü siz vücudunuzu fit tutabilmek için beslenmenizden tutun hareketinize kadar her şeyi yapacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız. Sistem böyle çalışıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Bu bağların uyarılması, elektrik üretmesi, o elektriğin kemik yapımını uyarması, o nedenle uyarının içerisine kalsiyumun çökmesi ama bunun için her halükarda bağ dokusu olması gerekiyor. Eğer yoksa sizin avuç avuç aldığınız kalsiyumların işte fokurdayan bilmem ne, bunların hiçbir esprisi yok. Bu bir matrix üzerine çöküyor. Yumurtanın kabuğu gibi. Eğer siz zemini hazırlayamazsanız bunun içerisine istediğiniz kadar kürek kürek kireç atın bir şey çökertemezsiniz. O yüzden sürekli vurguluyoruz. Bunları yapmak zorundasınız. Doğanın kanunu bu. Yaratılışın kanunu. Böyle bir sistem üstünden çalışıyor. O zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ümit Bey fıtrat dedi. Evet, evet doğrudur. Çünkü compatible olması gerekiyor. Yani bize uyan şey, uyumlu yumurtanın olan şey... Yumurtanın fıtratı derken neyi kastettiniz demişler izleyicimiz. Şimdi her maddenin fıtratından söz etmek mümkün. Hı hı. Fıtrat bunu yaratılış olarak da algılamak mümkün. Fıtrat demek şu demek. Doğası. Doğası, kendi tabiatı. Kendi yani tabiatını bir, bozuyorlar diyorsun. Aynen öyle. Şimdi bakın yumurta normalde dışarıdan hiçbir müdahale olmadan tavuğun işte otladı, beslendi vesaire, güneşin altında dolaştı, onu yaptı, bunu yaptı. Ondan sonra da üremek amacıyla bir yumurta yaptı. Biz aldık onu, tavaya kırdık, yedik. Tavaya kırmadık, yemedik. Folluğa bıraktı onu, bir güzel de yattı üzerine, civciv yaptı. Yumurta budur. Hı hı. Yumurtanın özelliği nedir? Üreme kabiliyeti olan bir nesnedir, bir maddedir yumurta. Yaşam tıpkı nohut gibi, tıpkı bir fasulye gibi. Bu tarz maddeleri, çekirdek maddeleri yediğiniz zaman siz de vücudunuza çok önemli maddeler alırsınız. Yani bir besini, bir gıdayı sadece kalorisinden, proteininden, yağından, karbonhidratından uygun teşekkül edilmiş olarak değerlendiremezsiniz. Onun içinde aldığınız bir takım maddeler var. Örneğin bir kerevizi yediğinizde, kereviz kışın -10 derece soğukta, toprağın altında dışarıya 3 tane yaprak vererek yaşamaya devam eder. Kendi vücudunu, bünyesini büyütebilmek için içinde bir takım maddeler salgılar. O bir takım maddeleri siz yediğinizde siz de kışın kış hastalıklarına karşı korunaklı hale gelirsiniz. Yazın da domates 40 derece sıcağın altında güneşte büyümeye korunaklı maddeler büyütür vücudunda. Yazın da domatesi yediğinizde siz vücudunuza o yazın 40 derece sıcaklıktan nasıl korunacağınızı domatesten öğrenirsiniz. Bir nevi kodlama ondan size aktarılır. Yumurtada da aynı şey söz konusudur. Siz yumurtanın fıtratını bozarsanız, doğasını, tabiatını bozarsanız, onun içine dışarıdan bir takım müdahalelerle renk verici madde katarsanız, onu verecek tavuğu yumurta tavuğu diye bir ırk icat edip GDO'lu yemle besleyip 23 saat ışık altında şu kadarcık yerde büyütürseniz o yumurta artık yumurta olmaktan çıkar. Sizin vücudunuza da aktaracağı kodlama yazılıp bambaşka bir yere geçer. Şunu da sormak istiyorum. İzleyicilerimizden bu yönde de sorular geliyor. Şimdi kemoterapi tedavisine geçmek istiyorum. Faydalı mı, zararlı mı? Neler oluyor? Ne kadar devam edilmeli? Bunu da masaya yatıralım istiyorum ama genel olarak sorular bu yönde. Hani bir de deriz ya biz bu hastalık ırsidir. Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Alp Buğra Taş Beyefendi demiş ki babam kanserden vefat etti. 20 yaşındayım. Kaç yaşında kontrollere başlamalıyım? Hiç başlamasın. Yani, sağlıklı yaşamanın icablarını yerine getirsin. Yapılması evet. Gereken şey bu. Ama mesela evet. Bunun bir de ırsi olma boyutu öyle olan kanserler var ama onlar çok az. Yani genel manada çok baktığımız az. Zaman bunlar çok çok az. Evet. Irsi olan çok çok az. Hakikaten böyle şeyler kanserlerin var. Kanserlerin çoğu genetik değil. Ve bir ailede kanserin çok... Kanserin çoğu genetik değil. Evet. Tabii. Ve genetik zannedilenlerin bir kısmı da ailede çok görülmesinin tamamen çevre şartlarından kaynaklanıyor. Çevre ve beslenmenin aynı tabii, olması. Solunduğu havadaki kirleticiler, yediği işte gıdanın sağlıklı olmaması, diğer çevre şartları o belirliyor. Ama hakikaten genetik olarak da olan kanser bunlar çok çok az. %2-3 olur mu olmaz mı? Olmaz bile belki değil mi? Olmaz. Olmaz. Bence tabii, de olmaz. %1 şimdi kadardır belki genetik olan kanserler. Söylemek gerekiyor. Şimdi hocam onu şöyle girelim. Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Dairesi CDC 2013 yılında önemli bir çalışma yayınlamış. Bu çalışmada 1958 yılından 2007 yılına kadar olan zaman diliminde son 50 yılda gerçekleşen ölüm oranları karşılaştırılmış. Her yılda yapıyormuş bunu. Evet. ABD'nin yayınladığı bu rakamlar kemoterapi
terapi uygulamasına rağmen başarı sağlanamadığını, kanserden ölüm oranının değişmediğini, kemoterapinin ortalama yaş süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor. Şimdi burada da akla şu geliyor, kemoterapi faydalı mı, zararlı mı? Çünkü yayınlanan makalede ölüm oranı artıyor deniliyor. İsterseniz kitaptaki grafiği de gösterin, evet. Daha iyi anlaşılacak. Alper, doğru kamerada mıyım? Hı. Şimdi burada bu grafikte CDC son 50 yılın ölüm oranlarını kıyaslıyor, evet. Karşılaştırıyor. 1958-2009 yılları arasında ilk 3 sıradaki ölüm nedeni, birinci sırada kalp damar hastalıkları, ikinci sırada kanserler, üçüncü sırada serebrovasküler hastalıklar, beyin damar hastalıkları, inmeler, felçler. Birinci sıradaki kalp damar hastalıklarında ölüm oranı olarak baktığımızda hemen hemen %70 azalma var 50 yıl içinde. Bir şekilde kalp damar hastalıklarının tedavisinde başarılı olunmuş, belki korunmada başarılı olunmuş, bir sürü faktör var burada. Üçüncü sıradaki serebrovasküler hastalıklarda yine %67 azalma var. Fakat ikinci sıradaki kanserlere baktığınızda hemen hemen hiç azalma olmadığını görüyorsunuz. Azalma yaratan sadece meme kanseri ve prostat kanserinde ölüm oranlarında iyileşme var. O da hormon tedavisine bağlı olarak iyileşmiş. CDC'nin kendi yorumu bu. Yani ölüm oranları kanserde son 50 yıl içinde hiç değişmemiş. Diğer ilk iki ölüm nedeni %67 ila %70 azalırken kanserdeki ölüm oranları neden değişmemiş? Soru bu. Bir. Evet. İki, bu dönem kemoterapinin uygulandığı dönem. Yani kemoterapi yaygın olarak dünyada son 50 yıldır uygulanıyor. Madem bu kemoterapi global olarak baktığımızda kanser tedavisinde çok etkiliydi, başarılıydı. Onun için şu anda tek seçenek olarak hastalara sunuluyordu. Neden o zaman ölüm oranlarını düzeltmemiş, ölüm oranlarını iyileştirmemiş? Soru bu. Buyursunlar, açıklasınlar. Buyurun hocam. Kemoterapi. Şimdi, kemoterapi el yordamıyla bulunmuş olan bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Neden söylüyoruz bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser eski bir sorun değil. 1950'den sonra başlıyor. Nereden biliyoruz? Bir medikal onkolog arkadaşımız çok güzel bir kitap yazmış. Kanserin biyografisini yazmış. Amerikalı. Bununla Pulitzer ödülünü almış. Hikayeyi okuduğunuz zaman 1950'lerde bu gıdadaki patente bağlı değişikliklerle birlikte olayın tetiklendiğini siz anlayabiliyorsunuz zaten. Birden hastalık ortaya çıkınca lösemi salgını şeklinde ortaya çıkmış. Bunlar el yordamıyla ellerinin altındaki ne kadar kimyasal varsa bunları kombine edip denemeye başlamışlar. Kim denemiş? Mesela Farber, Sidney Farber adında birisi. Koridorun en dibinde, en aşağıda yaşayan insan bunu deneye deneye en sonunda birkaç tane ama başarılı kombinasyon bulmuşlar. Bu birkaç kombinasyon bugün hala geçerlidir. Ama nasıl çalıştığını bilmezsiniz. Baktığınız zaman neye bakmışlar diye direkt hücreye bakıyorlar. Hücrenin DNA'sı o sırada yeni bulunmuş. DNA diye bir kavram var. İlacın etkisinin DNA üzerinden olduğunu zannetmişler ya da varsaymışlar. Bu mistik bir öğe DNA. 1950'lerde giriyor. Bir şekilde bir enformatik var, orada kodlanmış bir bilgi var. Tabii ki yani bizim kemoterapi de bunu etkiler şeklinde bir çıkarıma gitmişler. Çıkarım hatalı. Çünkü yapılan 90'lardaki çalışmalar kemoterapinin kullanıldığı insanlarda kemik kaybı olduğunu, yani bir şekilde osteoporozun meydana geldiğini, bugün hala geçerlidir bu. Bunları göstermekte bağ dokusunda bir değişiklik yapıyor ilaçlar. Fakat bu değişiklik yerine konulamazsa eğer yeniden modellemeyi yapmanız söz konusu değil. Gidiyorsunuz doktora, kemoterapiyi veriyor. Kemoterapi yanlış bir tedavi değil. Yerinde kesmeyi bileceksiniz. Çünkü siz hastadan bununla ilgili yanıt alamıyorsanız, ısrarla devam ederseniz hastanın bağ dokusunu yemeye devam ediyorsunuz. En sonunda bu hasta artık kalkamaz hale geliyor. Ben ayaklarıyla gayet güzel dimdik yürüyüp gelip 2 ay sonra koridorda yatan insanları biliyorum. Hocam ama rakamlar biraz korkutucu. Şimdi ülkemizde 10 sene içinde kansere bağlı ölümler %80 artarken hastalığın görülme sıklığı %10 artmış. Yani bir hastalığın görülme sıklığı %10 artıyor ama ölüm %80 olarak. Yok. Bu %10 artış meselesi bakanlığın verilerinde bile %130-140 olarak veriliyor. Hayır, o benim kitabımdan alınma. Ben izah edeyim onu. Buyurun. Şimdi bir kere bizim kayıtlarımız yok. Son 10 sene içindeki kayıtları bilemiyoruz. Kitapta da bunu çok net izah ettim. Bu rakamları kitabı şuradan da göstereyim alıyoruz bu arada. Evet, bu ikinci kitapta bitkisel kürlerle ilaçsız tedavide bunu çok net izah ettim. Bir kere bu kitabı yazarken ben bu oranları inceleyebilmek için çok ciddi bir mesai kaynak bulmaya harcadım. Bulamadım. Kaynak bulamadım çünkü kaynak yok. Elimizde tek bir kaynak var. Bir soru önergesi, birkaç tane soru önergesi verilmiş 2013 yılının sonbahar aylarında ve 2014 yılının bahar aylarında. Ve Sağlık Bakanlığı bu soru önergelerini cevaplamış. Bu soru önergelerinde diyor ki Sağlık Bakanlığı, tabii Sayın Sağlık Bakanı cevaplıyor ama Sağlık Bakanlığı cevapları hazırlıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarında da bu var. Kitapta da referansını koydum. Hı hı. 2002 yılında diyor Türkiye'deki ölüm oranları, kansere bağlı ölüm oranları %12'dir. 2012 yılında %21 olmuştur. Bu bizzat Sağlık Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği cevap. Yani ortada bir %80'lik artış var. Fakat kanserdeki teşhis oranının ne kadar arttığına dair herhangi bir bulgu yok elimizde. Evet, kitapta 66. sayfada bahsetmişsiniz. 14. Evet. dipnotta da kaynak gösteriyorsunuz. Gösterdim. Şimdi burada biz bir projeksiyon yapmak zorundayız. Kanserin 10 sene içinde teşhis oranında Türkiye'de ne kadar artış olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki kaynakları tarayarak, verileri tarayarak ve nüfus artış oranlarına bakarak bir projeksiyon yapmak durumunda kaldım. Bunu da kitapta çok net olarak izah ettim. Hı hı. Maksimum %10 artmış olabilir elimizdeki verilere göre teşhis oranı. Fakat bununla ilgili yine kitapta bunu da yazdım. Net bir bilgi elimizde yok. Yani 10 sene önce tabii, kanser teşhis oranımız şuydu. Neyi kastediyorsunuz? Yeni kanser sayısı. Yeni kanser vakası sayısı. Yani 2002 yılında şu kadar kanser vakamız vardı. 2012 yılında şu kadar kanser vakamız ben vardı. Ben size şey söyleyeyim. Protokol numaralarıyla baktığınızda bizde 2000 küsur olan protokol bugün 8000 küsur olmuş durumda. Yani sadece bir tek büyük merkezin kapasitesi 4 kat artmış. Son 10 yıl içinde oldu bu. Ama bir yandan İstanbul'da bu kadar büyük çok fazla sayıda merkez açıldı. Hepsi ağzına kadar hasta dolu. Böyle baktığınız zaman zaten rakamlar %10'la falan açıklanabilir durumda değil. Bakanlığın açıklaması var. Onlar bir %140 açıklamasını yaptılar. Arttı. Bu, peki bu her artış sene ve Nisan ölüm aylarında nasıl? Bir kanser ayları dönemi yaşanır. Bu konu bir kere irdelenir. Ölüm oranlarında ciddi bir farklılık yok. Bazılarında azalmış gibi görünüyor. Fakat tedavi mi ediyoruz yoksa aslında tedavi edilmemesi gereken, edilmesi gerekmeyen bir şey yüzünden mi biz bunları artık ama daha az kaybediyoruz? Aşırı teşhis diye tıbba giren bir kavram aşırı var. Son senelerde evet. Over diagnosis diye. Bu şu demek, bir kanseri siz teşhis ediyorsunuz. Tabii bu istatistiklere teşhis olarak geçiyor. Ama bu kişideki kanseri siz teşhis etmeseniz de o kanser o kişiye hiçbir zaman hayatı boyunca yaşadığı müddetçe bir problem yaratmayacak. Veya o tümör işte erken teşhis edilmeyip de hasta tarafından herhangi bir şekilde fark edildiği zaman, mesela bir sene sonra teşhis edilip de tedavi edildiği zaman da alınan neticeler farklı değil. Onun için kanser teşhisinin artmasının önemli bir sebebi aşırı teşhis. Dolayısıyla bu hastalar zaten kanserden zarar görmeyecek olan hastalar. Ama yani tedaviden zarar görüyor. Rakamı tedaviden zarar görüyor bunlar. Bu ölüm oranındaki %80 artış rakamını bizzat Sağlık Bakanı veriyor. Benim rakamım değil. Yani %12'den %21'e çıkmış olduğunu. Bu da referanslar var, sonra karşılaştırılır. Evet. Ama burada anlamamız gereken şey, kanser oranında da ciddi artış var ama Yavuz Hoca dedi ki ölüm oranlarında ciddi bir değişiklik gözükmüyor. Hayır, bunu Amerikan verilerinden görüyorsunuz. Hı-hı. NCI'nin veri tabanından hayır, Amerika'dan orada, değil, Türkiye'de söylüyorum. Müsaade et hocam. NCI'nin veri tabanına girin. Orada size istediğiniz istatistiği yapmanızı sağlayacak bir motor var, arama motoru. Yaş, ırk, yıllar, hı-hı, hangi tanı, hangi şeyde, bunların hepsini size söylüyor. SEER data tabanı diye bir şey var. Buradan bakıyorsunuz, meme kanseri artıyor, meme kanserinden ölümlerde değişiklik yok. Prostat kanseri artıyor, prostat kanserinden ölümlerde değişiklik yok. Bunu söylediğiniz zaman o zaman meslektaşlar diyor ki daha iyi tedavi ediyor. Daha iyi tedaviyle alakası yok. Aslında kanser seyri göstermeyecek hastaları, şikayeti olmayanları taramalarla ortaya çıkarttığınız zaman bu veri şişiyor. Hastalık artıyor gibi görünüyor. Hmm. Ama bunu tedavi ediyoruz diyorsunuz, endüstri gelişliyor. İlaç harcamaları artıyor. Ama ölümlerde bir değişiklik yoktur. Daha iyi, hayır daha iyi değil. Siz bunları fazladan teşhis ediyorsunuz. Amerikan verisi o anlamda diyorum. Bu Türkiye'de bu veri var mı? Hayır, Türkiye'de bizim böyle bir verimiz yok. Ama şimdi, hastalığın arttığını biliyoruz. Peki kemoterapinin yan etkilerinden bahsettik ya. Bu etkilerden nasıl korunacağız? Hocam siz de devam edelim mi? Ben kemoterapi yapmadığım için Yavuz'a soralım, tamam, daha iyi olur. Valla kemoterapiyi ben de yapmıyorum ama şunu söyleyebilirim. İnsanlar kemoterapiyle kaybettikleri kendi kaynaklarını, ya yani öz kaynak diyeyim, bunları bir şekilde yerine koymak zorundalar. Bu yerine koyma meselesinin içerisinde bana göre iki tane ana sorun var. Bir, gerçek gıda temin etmek zorundalar. Yani kelle paça içiniz lafını gülümseyerek karşılıyorlar ama bağ dokusunu çözdüğünüz zaman bunu bir şekilde yerine koymanız gerekiyor. Bunun harcını sağlamlaştırmanız gerektiği zaman da o zaman işin içine fitoterapi de giriyor. Şey yapmayalım, yani alternatif tıp böyle bir kavram yok. Bir tek bünye var, bir tek bünyenin çalışma prensipleri bütün canlılarda aynı.
Hemikordatların işte solungaç yarıklarına da bakıyorsunuz, aynı genleri buluyorsunuz. İnsanlardaki kaburgalara bakıyorsunuz, aynı genleri buluyorsunuz. Farklı bir şey yok. Sistem aynı çalışıyor zaten. Gelişimi de aynı. Ama kaynağı bulamazsanız o zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İstediğiniz açıklamayı getirin. Eğer kaliteli kaynağınız varsa memleketine git, biraz dinlen, bir köyü gör dediğiniz hastalar daha çok yaşıyor ya da iyileşiyorlar. 5 yıl yaşarsın diye miyelodisplastik sendrom denilen kemik iliği yapımının yetersizliği tanısı konmuş insan Bodrum'dan mesaj atıyor. Efendim diyor, biz burada yaşıyoruz, evlendim, bir de üstüne çocuk sahibi oldum. Hiçbir sorunum yok, üstünden de 5 yıl geçti zaten diyor. Ortamı değiştirdiğinizde bu kadar ciddi farklılık oluyorsa o zaman dönüp bakacaksınız. Yani şehirde biz ne yapıyoruz da bu insanların kemik ilikleri kan üretemez hale gelmiş. Tabii bunlar kayıt dışı hastalar bu arada. Bunların kayıt dışı hasta, evet. Çünkü bu insanların siz beslenmesini aşırı saptırtmışsınız. Bu saptırtmayla bu olmaz. Olayları Batı bilimi bir şekilde değerlendirirken kendi algısına arabanın motoru, pompası, egzostu, kalın bağırsak. Hayır, öyle değil. Bu bir fermentasyon sistemi. Fermentatif sistem. Dışarıdan bu kaynağı alacak, vücudunda dönüştürecek, dışarıya verecek. Bakınız, tezek o kadar şey üstüne hayvan süt de üretse yine hala yanacak kadar içerisinde enerjiyi barındırıyor. Böyle bakınız lütfen. Siz o zaman bir biyotransformatör gibi düşünüyorsunuz. Hatta biz örneği verirken bile dışına çıkamıyoruz. Çünkü varoluşu anlamak mümkün değil. Ancak benzetmelerle uçları kıyaslayarak anlayabiliyorsunuz. Ölçüm şansınız yok. Nerede olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. 10 yıl sonra şeklin nasıl değişeceğini hiç bilmiyorsunuz. Böyle baktığınızda kaynak temini her zaman gerekiyor. Ha biz bunu gıdadan yapamazsak o zaman mecburen bir yerden alınması gerekiyor. Flavonoid olsun, kateşin olsun, onları hocam anlatsın. Estağfurullah. Ben çok basit bir örnekle şu aşırı teşhis, overdiagnosis'i anlatmak istiyorum. Bir ikiz kardeş düşünün, iki tane ikiz kardeş düşünün, Fatma ile Ayşe. Ayşe. İkisi de 40 yaşında ölecek değil mi? İkisi de 40 yaşında kitaptaki ölecek. Kitaptaki örnek. Sonunu anlattık, artık anlatmayı. Yok yok. Şimdi, mesele o değildi evet, ama buyurun. Erken tanı ve bu aşırı teşhisin ne kadar zararlı olduğunu anlatmak için bunu anlatmak istiyorum. Fatma ile Ayşe ikiz kardeş, tek yumurta ikizi. İkisi aynı şekilde besleniyor. İkisinin riskleri aynı. İkisi de sigara almıyor, alkol almıyor. Ama Fatma sağlığına çok düşkün bir kız. Sürekli check-up yaptırıyor. Bu check-up paketleri var ya, hani sigorta alınca size hediye ediyorlar falan. Senelik check-up'larını yaptırıyor sürekli ve çok dikkat ediyor hastalanmayayım diye. Ayşe öyle değil. Ayşe'nin check-up yaptığı falan yok ama ikisi aynı şekilde besleniyor. Sağlıklı besleniyorlar. Sigara içmiyorlar falan filan. Stres düzeyleri aynı. Genetik faktörler zaten aynı. Fatma 30 yaşındayken yaptırdığı bir check-up'ta Fatma'ya diyorlar ki ya memede bir milimetrik bir şey var. Biz ona bir bakalım. Gördük check-up esnasında, bir ultrason yaptık, gördük. Mamografi yaptık, kalsifikasyon var, riskli. Hemen bir iğne biyopsisi yapalım. Biyopsi yapılıyor, aa bu kanser diyorlar, hemen alalım. Kitle alınıyor, patolojiye gidiyor. Evet bu kanser diyorlar ama Fatma hasta değil. Fatma'nın herhangi bir ağrısı, sızısı yok, bulantısı yok, kusması yok, hiçbir belirtisi yok. Anahtar nokta hemen bu, diyorlar, hasta değil zaten. Hasta değil, yani bir kanser teşhisi konulmuş. Ama Fatma hasta değil henüz. Tetkiklere göre hasta ama tabii kendisi ki hasta değil. Hasta değil, hiçbir belirtisi yok ama Fatma seviniyor. Erken tanı diyorlar Fatma'ya. Bravo bak, şanslısın, erken tanı koyduk. Hemen ameliyat alıyorlar. Hemen diyorlar kemoterapiye başlayalım. Bir adjuvan kemoterapi veriyorlar, 6 kür. Bir radyoterapi yapalım vesaire. Aradan 2 sene geçiyor. Fatma bunların hepsini yapıyor. Bu süreyi hasta olarak yaşıyor. Kemoterapinin yan etkileri, radyoterapinin yan etkileri, cerrahi vesaire. 2 sene sonra bir kontrolde bir nüks çıkıyor. Fatma'yı tekrar ameliyat ediyorlar. Tekrarladı hastalığını diyorlar. Tekrar kemoterapi, tekrar radyoterapi bilmem ne. 7-8 sene geçiyor. Fatma'da bir metastaz çıkıyor. Fatma metastaz yüzünden bu sefer uğraşıyor. Kemoterapiler, radyoterapi derken Fatma 40 yaşına geldiğinde ölüyor. Kaybediliyor. Ayşe Fatma'nın başına gelenlerden de ustanmıyor. Check-up make-up yaptırmamaya devam ediyor. Fatma 40 yaşında ölüyor. Ayşe 38 yaşına geldiğinde Ayşe'nin de memesinde bir kitle başlıyor. Kendi kendini muayene ederken fark ediyor. Ağrı oluyor, sızı oluyor, meme yapısında değişiklik oluyor. Ayşe hastaneye gidiyor. Doktoru diyor ki meme kanserisin. Ayşe zaten hastalanmış durumda o arada. Hemen işte cerrahi yapılıyor. Yine kemoterapi, radyoterapi derken Ayşe de 40 yaşında ölüyor. Şimdi erken tanı ve erken tanı kriterleri söz konusu olduğunda erken tanıyı savunan doktorlar diyor ki tek kriter ortalama yaşam süresi olarak alındığı için bak erken tanıdan dolayı Fatma 10 sene daha yaşadı. Erken tanıdan sonra ortalama yaşam süresi 10 sene. Biz iyi bir şey yaptık. Erken teşhis ettik. Fatma'yı 10 sene daha yaşattık. Ayşe erken tanı olmadığı için 2 sene sonra öldü. İyi de ikisi de 40 yaşında öldü.
ve Ayşe 38 yaşına kadar sağlıklı yaşadı. Fatma 30 yaşından sonra kemoterapi, radyoterapi, ne sağlık ne bir şey, 10 senesi zehir gibi geçti. Bakın bu şu demek, öteki ölmeyebilirdi de bazı kanserler var. İşte şeyde çıktığı zaman, filmde taramada çıktığı zaman, işte diyelim ki 3 milimetreyken buldunuz bunu. Siz bunu 3 milimetreyken kanser diye tespit ettiği zaman buna kaçınılmaz olarak kemoterapi, radyoterapi, ameliyat hepsi yapılıyor yani. Bu kaçarı göçeri yok. Ama siz bu hastayı tedavi etmeyip de takip ettiğiniz zaman veya hasta bu 3 milimetrelik şey aradan 1 sene 2 sene geçtikten sonra eline 2 santimlik bir nodül geldiği zaman tespit ettiğinizde ki tedaviler bakımından bir fark olmadığı gibi gene şu da anlaşıldı ki bu kanser diye bilinen teşhislerin bir kısmı tümör küçülüyor, kaybolanları da var içinde. Veya aradan 2 sene geçiyor, hiçbir değişiklik göstermeyenleri de var. Evet. Bütün mesele burada. Şimdi, yani evet. İnsan doğaya tabi. Lösemileri ilkbaharda görüyoruz. Niye öyle görüyoruz? Çünkü bir şekilde ilkbaharda bir uyarı geliyor. Doğadan geliyor bu uyarı. Biz de aynı doğaya tabiyiz. İnsanların memelerinde bir şey çıkıyor. Bunların hepsi ileride bir şey mi diyor, bilmiyoruz. Tıbbın elindeki en önemli eksik, özellikle onkolojinin elindeki eksik, tedaviden kaçmış, bir şekilde tedaviyi reddetmiş hasta grubu yok. Bu grup olmadığı sürece diğer tedavileri yapıp biz başarılıyız diyenlerin bilimsel bir karşılaştırmaları mümkün değil. Tedavi ellerinde tedavi almamış, cerrahi dışında uygulama yapılmamış hasta grubunda olması lazım. Sorun bu. Bunu ben arkadaşlarıma söylediğimde biz historik, tarihi verilerle karşılaştık. Tarihi veri diye bir şey yok. Gıda bu kadar değişmişken insanoğlunun bedeni bütünüyle değişir. Dolayısıyla ortada bir tarihi veri karşılaştırması mümkün değil. Siz elinizdeki 5 yıllık periyot içerisinde, kardeşim ben hiç bunlarla uğraşmam, al şu mememdeki kitleyi, ben hayatımı yaşayacağım diyen hastaların 100 tane, 200 tane yok mu Türkiye'de? Var tabii. Bir kısmını ben kontrol ediyorum. Ama bir şey olmuyor, onu da söyleyeyim size. Bu hastaları grup yapıp bunları karşılaştıracaksınız. O zaman yaptığınız girişimin bilimsel olarak bir farkı var mı? Hayır, tedavi karşılaştırmalarının bütünü A tedavisine karşı B tedavisi. Yeni geliştirilen C tedavisi, standart A tedavisi. Bu şekilde bilimsel bir veri üretemezsiniz. Ama o zaman hocam şimdi kimse de güvenmez. Bana şimdi Allah korusun kanser teşhisi kondu. Ben işte böyle de yaşarım deyip o zaman devam etmemem mi gerekiyor? Şimdi işte ya da doktora güvenmemem. Çünkü zaten en büyük problem bu. En az bir hastalık teşhisi konduğunda en az 5 doktora görünüyoruz. Ama bakın zaten bizim rakamlarımız hangisi doğru söylüyor ve hepsi genelde birbirinden farklı son şeyler söylüyor. Son 10 sene içinde cerrahi oranlarımız 9 kat artmış. Allah aşkına dünyada son 10 senede 9 kat daha fazla cerrahi yapılan ikinci bir ülke var mı? Niye artmış? Daha bugün bir hastam geldi. Bir prekanseröz lezyon, cin 3 denilen bir lezyon. Yani hem vajinada hem rahim ağzında cin 3. Teklif edilen 42 yaşındasın, artık çocuk doğurmayı da beklemediğine göre hemen biz alalım rahmi. İyi de niye alalım rahmi? Canım ne olacak bu prekanseröz? İleride kanser olursa çok daha kötü. Hemen alalım kurtaralım seni. Böyle bir mantık yok. İnsan vücudunda gereksiz, işe yaramayan tek bir nokta bile yok. Böyle bir şey olamaz. Zamanında örneğin apandisitler için bu yapılırdı. Hatta herhangi bir sebeple siz bir batın ameliyatına girdiniz de cerrah, diyelim sezaryene girdiniz. Apandisiti de alır. Çıkışta da hadi sırtını sıvazla abi de. Hadi yine iyisin Cansu, bak apandisiti de aldım. İleride apandektomi olmana gerek kalmayacak. Problem çıkarmayacak sana. Zaman içinde görüldü ki apandisit bizim probiyotiklerimizi üreten bir kültür kaynağıymış. O minnacık apandisit o nokta kadar yer. Ve bizi kanserlerden koruyor. Apandektomi olan hastalarda 40 kat daha fazla kolon kanseri görülmeye başlandı. Ha şimdi ne yapılıyor? Apendektomi bu kadar kolay yapılmıyor. Şimdi siz o rahmi kolayca alıveriyorsunuz ya da herhangi bir organı kolayca alıveriyorsunuz. Ne olacak? Bu sizde hiçbir eksiklik yaratmayacak mı? İnsan vücudu bir bütündür diye bağırıp duruyoruz. Siz aldınız bir noktayı. Niye? Risk var diye. Niye takip etmiyoruz? Niye bir immünoterapi, bağışıklık sistemi tedavisi yapmıyoruz? Niye bu hastanın beslenmesini düzenlemiyoruz, yaşam tarzını değiştirmiyoruz da? Küt diye cerrahi yapıveriyoruz, küt diye kemoterapi veriyoruz. Angelina Jolie göğüslerini aldırdığında daha meme kanseri değildi. Bir programda da onu tartışmıştık değil mi? Evet, evet. Bu doğru mudur, İzledim değil midir? İzledim ben o programı. Yani ben buna son derece karşıyım. Aldırıp aldırmadığını da bilmiyorum. Evet, aynı mesele. Fakat yani acaba bir reklam mıydı size, değil miydi? Bazı şeyler için figürler vardır. Siz bu figürü sürersiniz sahaya. O orada gidip bir şey yaptığı zaman diğer insanların dikkati onu izlemekte oldukları için ona çekilir. Bu ticari strateji de olabilir tabii, diyorsunuz. Tabii. Yani kolonoskopi... Bu kadar güzel bir kadın bile memelerini aldırmışsa ben niye aldırmayayım? Kolonoskopi meselesini pazarlayan
gelen dünyaya bellidir. Kolonoskopi yapılacak dedi. Bak bende de polip çıktı dedi. Onun üzerine millet kolonoskopi yaptırma miktarını ileri derecede artırdı. Çünkü teknik olarak aletler artık çok ucuz. Ve sürekli yapabiliyorsunuz. Yaptığınız her şeyde de illaki bir ufak polip bir şeyler çıkıyor. Onun üzerinden ama yeni bir alan açıyorsunuz. Endüstri genişlemek istiyor. Kar marjinali, ne kadar daha üstü, maksimizasyonu. Bu kelimeler artık sağlığa bulaşmış durumda. Adam muayenehanesinde ayda kaç para kazandığına bakıyor. Available, parası verildiği zaman satın alınabilen bir insan zaten artık bu konunun bilimiyle uğraşıyor değildir. Peki kime güveneceğiz? Hiç kimseye, kendinize güveneceksiniz. Doktora gitmeyeceksiniz. Kendinizin doktoru olacaksınız. Evet. Rutin kontrol yaptırın. Karşında 3 tane tıp doktoru var ve doktora gitmeyeceksiniz. Gereksiz yere sağlıklı yaşayacaksınız. Gereksiz yere hastalık hastası olmayacağız yani. Bu tür deneyimli doktor bulacaksınız. Yaşlı doktor bulacaksınız. Genç olanlar eskiden ameliyat becerisi açısından mesela tedirgin durumdunuz. Ama baktığınızda bugün baktığınızda her şey değiştiği için işten anlayan doktor en az bugün 60 yaşının üstündedir. Yani hasta görmüş, deneyim sahibi olmuş, bugün için koyuyorsak eğer 60 yaşının kesin üstünde olması gerekir. Daha genç kuşak hasta görmüyor. Sabah çocuk sunuyor. Sen gördün mü hastayı dedim, görmedim dedi. Görmediğin hastanın nesini sunuyorsun? Bir vaka danışılıyor çünkü. Filmini sunuyor. Sen bu hastanın bana filmini sun. Ben hastanın kendisini görmek istiyorum. Göndeririz, bakınızcağız, bakılacak diyoruz. Niye istiyoruz? Hastayı görebilmek için. Hastayla konuşuyorsunuz çünkü. Bu deneyim olmadığı sürece doktor eğer... Tabii Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna işte MR'lar, şey testler gönderiliyor. Doktor uzaktan bakıyor, evet. Doktor, Amerika'ya da gönderebilirsiniz. Bir şey olmaz. Her şeyden önce klinik tecrübedir. Yani siz istediğiniz kadar okuyun. Eğer taze bilgili bu işi olsaydı fakülteden yeni mezun olan çocuklar en iyi doktorlar olurdu. En taze bilgi onlarda, yeni çıkmışlar. Ama doktorluk klinik tecrübedir. Geçenlerde yine böyle bir yazı paylaştım. Çok hoşuma gitti. Genç bir akademisyen, doktor değil. Ama ilk çocuğu doğduğunda yeni doğan hekiminin yanında hemşireyle gelip hastanede onlara çocukları için anne sütü yetmiyor. Daha ikinci ya da üçüncü günü yeni doğum olmuş. Anne sütü yetmiyor, mamaya başlayacaksınız deyip bunlar da şaşkınlıkla olur mu daha çocuğumuz yeni, biz emzirmek istiyoruz dediklerinde doktorun nasıl onları azarladığını anlatıyor. Siz ne kadar cahil insanlarsınız. Mama dediysek mama, çocuğa yetmiyor annesinin sütü. O kadar güzel bir üslupla anlatmış ki kendi Facebook profilimde paylaştım. Sonra da bir yorum yazdım. Benim sevgili hocam Arif Akşit, buradan selam olsun, ellerinden öperim. Yeni doğan, ilk yeni doğancılardan bir tanesi Türkiye'de. Bize bebeğin nasıl emzirildiğini anlatmak için o ameliyathane baksırının burasını alır, böyle göğsünü alır, meme yapardı, maketi alırdı. Çocuğun başı nasıl tutulacak, nasıl emzirilecek, öyle candan, öyle içten anlatırdı ki. Biz hepimiz can kulağıyla dinlerdik. Çocuklar derdi, yarın daha başına gidip doğum yaptırdığımızda o cahil anneye, hiçbir şey bilmeyen anneye bebeğin nasıl emzirileceğini siz öğreteceksiniz. En önemli şey bu. Bebek nasıl emzirilir? Çünkü bu hayati bir mevzu. Onu hatırladım. Hocamın kulakları çınlasın. Bize o kadar emek harcamıştı. Şimdi benim meslektaşlarım nasıl yeni doğan bebeğe vicdanları sızlamadan anne sütü yetmiyor deyip mama tavsiye ederler. Önce o annenin sütünü artırmak için ne yapmak gerekir? Önce nasıl bebeği doğru tutar? Bebeğin başı nasıl tutulur? Bebek emmiyorsa ne yapmak gerekir? Onlara anlatması gerekirken gelip bir de azarlayarak mama vereceksiniz çocuğunuza demek nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir iştir? Nasıl ilaç firmalarının elinde ve mama firmalarının elinde benim meslektaşlarım bu kadar oyuncak olabilir? Ben artık içim acıyor. Bunları söylemek bile istemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Aynı şey ileri yaşta, işte kanser hastalarında da aynı şeyden bahsediyoruz. Bugün bir nutrisyon diye bir şey var. Kanser hastalarına da mamalar tavsiye ediliyor. Niye kanser hastasına bir paça çorbası vermiyoruz? Niye kanser hastasına bir kemik suyu vermiyoruz da sırf kalori hesabı yaparak bir hazır mama veriyoruz? Hangi hazır mama geleneksel gıda ve doğal gıda kadar bir insanın ihtiyacını karşılayabilir? Olay sadece yağ, karbonhidrat, protein ve kalori değildir. Bütün canlıların bünyesinde dünyada protein, yağ, karbonhidrat vardır. Bunlar temel taşlarıdır. Bunlar olmadan bir canlının yaşamı mümkün olmaz. Hayvanda da, bitkide de, insanda da bunlar vardır. Ama bunun haricinde diğer maddeleri ne yapacağız? İşte bütün program boyunca anlattığımız o bağ dokuyu nasıl sağlayacağız? Yavuz abinin iki saattir izah ettiği. Nasıl olacak da o hücrenin sağlığını koruyacağız? Mama vereceğim. Niye? Şu kadar kalori alması gerek. Sadece o kadar kalori mi alması gerek? Başka hiçbir şey alması gerekmiyor mu? Ben vitamin mineral desteği de koydum içine. O kadar mı? İşte o flavonoidler, kateşinler veya kolajenler. Nasıl verilecek bunlar? Nasıl o hasta bunları alacak? Hem kanser hastalarına hem de yeni doğan bebeklere bu kadar çok mama tavsiye edilmesi çok enteresan bir durumdur. Nasıl oluyor da bebeklere de kanser hastalarına da mama vermeye başladık biz?
Ne zaman başladı bu iş? Ne zaman bu kadar yaygınlaştı? Ben 21 senelik hekimim. Benim ilk mezun olduğum yıllarda bebeğe anne sütü vermek için kampanyalar yapılıyordu. Anne dostu hastaneler oluşturuluyordu. O durumdan bu duruma biz nasıl geldik? Yeni doğancılar ne zaman anne sütü yetmiyor diye sürekli mama tavsiye etmeye başladılar bebeklere. Ne oldu bize? Nerede koptu iş? İşin bu kısmı çok karışık. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Oradan da kemoterapiyle devam edeceğim yine. Deniz HDV Hanım, mamografi çektirmek kanser riskini artırır mı diye sormuş bu meme kanseri bahsinden sonra. Mamografiyle Alamet abi epey bir mesai iştigal etti. Tabii ki. Şimdi bakın bu konuda iki farklı görüş var. Yakın zamanlara kadar 40 yaşından itibaren her sene mamografi çektirilmesi tavsiye ediliyordu. Ama görüldü ki bu sayede bu 40 yaştan itibaren her sene mamografi çekilmesiyle bu aşırı teşhis dediğimiz durum müthiş derecede arttığı görüldü. Ve Amerika'da hükümete taramalar ve sağlık konusunda tavsiyelerde bulunan bir kurum var. USTPF diye. Bunun araştırmaları sonucunda hükümete şu tavsiyede bulundu. 50 yaşından sonra 2 senede bir. Ama birçok ülkede bu 40 yaşında, hatta genç kızlara bile bakın. Ben bir arkadaşımın kızı var 25 yaşında. Annesinde kanser, meme kanseri olduğu için 25 yaşında kızı da gittiği doktor mutlaka mamografi çektirmesi gerekir diye baskı yapmış. Olacak bir şey değil. Mamografiler bir de çok yeni bir New England Journal'da yayınlanacak bir toplantı oldu. Meme kanseri taramalarıyla kanserdeki ölümleri azalttığına dair %40 azaltıyor diye. Tabii buradaki hangi çalışmaları aldınız, neyi aldınız çok farklı şeyler çıkar sonuçlar ortaya. Şunu insanlara söylemek lazım, kadınlara mamografi taraması için. Bakın bu sayede mamografi taramasına girdiğiniz zaman erken meme kanseri teşhisi mümkündür. Ve bundan hayatı kurtulan kadınlar da olabilir. Ama bunun yanında her teşhis edilen kanserden bir tanesi de aşırı teşhistir. Yani size hiçbir zarar vermeyecek bir hastalık teşhis edilecek. Bu yüzden kemoterapi göreceksin, radyoterapi göreceksin, ameliyat yapılacaksın. Ve bunların hepsi de o kişinin hayatını da etkileyebilecek riskleri olan, ölüme kadar gidebilen sonuçlara yol açabilen durumlar. Kadınlara bu teklif edilmeli. Nitekim Amerika'da gene böyle bir araştırma yapılmış. Kadınlara mamografi taramalarının bu olumsuzlukları da anlatıldıktan sonra önemli bir kısmı mamografi taraması yaptırmaktan vazgeçmişler. Bu da bir araştırmayla ortaya konmuş olan bir şey. Yani insanlara, kadınlara mutlaka mamografi kanseri taraması yaptıracaksın diye bir şey yok. Mesela prostat kanseri taraması vardı yakın yıllara kadar. İşte 50 yaşından sonra her erkek senede bir defa prostat antijeni diye bir şey var, PSA baktıracak diye. Şimdi mesela, hocam şimdi tam prostat kaldırıldı meselesine girince Kerim Gürler isimli bir izleyicimiz demiş ki babamda prostat kanseri teşhisi kondu. Alınan 12 parçanın birinde görülüyor. Doktorumuz 10 sene gelmesen de olur dedi ya da ameliyat olmasını söylüyor. Biz de arada kaldık. Ne şimdi tavsiye edersin? Burada tabii kişilere bir tavsiye de bulunmuyoruz. Evet, biz söylediğimiz genel manada bilgi veriyoruz. Ben şimdi şu an okudum devamını. Mesela da bu kişi diyelim ki 70 yaşındaysa, 70 yaşındaki erkeklere prostattan 10 tane biyopsi aldığınız zaman bunların neredeyse %70-80'inde bir noktada prostat kanserini teşhisini koymasını sağlayacak bir sonuç gelir. Ve bunların siz tedavi etmeye kalktığınız zaman hasta bundan daha fazla zarar. Onun için bakın artık dünyada prostat kanseri taramaları hiç tavsiye edilmiyor, kalktı bu. Şunu da söyleyeyim son defa meme kanseriyle alakalı olarak. İsviçre mesela değil mi? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Orada İsviçre Tıp Kurumu meme kanseri taramalarının artık yenisinin başlanmamasını ve devam etmekte olanla durdurulması tavsiyesinde bulundu. Ya, bu çok önemli. Evet. İsviçre'de, yani gelişigüzel bir Afrika ülkesinde orada burada değil. İsviçre'de meme kanseri taramalarının durdurulması ve yeni bir tarama programının başlatılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Böyle bir şeyi iki kişi nedenle yapabilirler. Ya biz bunu tarıyoruz, buluyoruz ama bir şey yapamıyoruz zaten, o yüzden vazgeçelimdir. Ya da çıkan sonuçların bir anlamı yok. O nedenle bu parayı harcamamıza da gerek yok şeklinde vazgeçmeleri. Erkeklerin prostat dokusuyla kadınların meme dokusu birbiriyle aynı dokulardır. Böyle bakalım lütfen. Meme dediğimizde erkekte de meme var ama işlev olarak baktığınızda her ikisi de bir şekilde yaşamı geçirir. Süt çünkü canlı bir yaşam formu, akışkan bir form.
anneden bebeğe geri kalanını aktarıyor. Aslında yumurtada bütün olarak var. Erkekte de aynı şekilde prostat dokusu içerisinden geçene bir şekilde bir yaşam aktarıyor. Bezin özelliği bu. Bunun içerisine bir miktar konservan, fruktoz da ekliyor. Çünkü uzun süre hayatta kalması sağlıyor. Böyle baktığınızda bu iki dokunda da belli bir yaştan sonra kanser hastalarının görülmesi şaşırtıcı değil. Mesele bu hastalık formuna dönüşüyor mu yoksa biz boşu boşuna mı yakalıyoruz? Şimdi adamın şikayeti vardır, tuvalete gidemiyordur, tutuk tutuk idrar yapıyordur. Bu insanda bunu araştırmanın bir mantığı var. Onda bile hala yapılacak başka şeyler var. Ama 80 yaşında bir insana geçen sene itibariyle birkaç sene öncesini Birleşik Devletler prostat kanseri konusunda tarama yapıp yapmamaktan artık emin değil. Çünkü baktıkça buluyorlar. O yüzden vazgeçme eğilimine girdiler. Söylüyorum, hastalığın arttığını görüyorsunuz fakat hastalığa bağlı ölümlerde herhangi bir değişiklik yok. CDC'nin zaten anlatmaya çalıştığı bu. Siz bir şeye etki edemiyorsanız bunu tarayıp da insanların canını sıkmanın, insanların hayattan beklentilerini azaltmanın bir anlamı yok. Bir kere çünkü tanıyı koyduğunuzda adam çöküyor. Bu adamın hormonunu kesiyorsunuz, iki kere hocam, çöküyor. Hocam peki şu kadar ömrün kaldı, bu kadar ömrün kaldı demek ne kadar etik? Hiçbir şekilde söylenemez efendim. Hiçbir şekilde söylenemez. Etiğe de sığmaz, insanlığa da sığmaz. Bir de şöyle bir şey var. Bakın erken teşhis diye isimlendirilen meme kanserlerinin bir kısmı da erken teşhis edildiği anda bile zaten agresif kanser durumunda. Yani onun için erken teşhis etmenizin bir manası kalmamış oluyor. Vücutta çünkü o yaygın bir hastalık tablosu içerisinde olmuş oluyor. 6 aylık periyotlarla tarama yapar. 6 ayın arasında ortaya çıkan tablolar biliyoruz. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden tarama meselesi dediğinizde iki kere durup düşüneceksiniz. Bu bir alan geliştirme çalışmasıdır. Siz bu alanı açarsanız kendinize gereksiz kolonoskopiler, gereksiz mamografiler, gereksiz işte bir takım taramalar, markerlar vesaire, o zaman imkanlarınız o tarafa doğru akmaya başlar. Eğer buna bir geri ödeme alabiliyorsanız, özel sigortaları varsa, devlet ödüyorsa mesela bunun sonu zaten açıktır. Bu parayı geri çekersiniz. Çok kolaydır hamle. Yeter ki bunun için donanımı sağlayın. Onun için de işte büyük hastaneler kurarsınız. Ümit Bey, size de şunu sormak istiyorum. Hani buyurun. Kansere iyi gelebilecek bitkiler ve tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bana iyi gelen bir bitki başka bir hastaya iyi gelmeyebilir. Ama kabul edilmiş bir sistem var mı burada? Yani şu bitki her kanser hastasına iyi geliyor. Destekleyici olarak ya da kemoterapinin zararlı etkilerinden koruyucu olarak. Örneğin Esra kulağıma söyledi şimdi. Zerdeçal çok meşhurmuş bu hususta. Evet. Şimdi bizim insanımız böyle hap formülleri çok meraklı. Yani bu doktor var ya boşa konuşuyor. Televizyonda buna bir formül versin de bu kadar konuşmanın manası yok. İki tane bitkiyi kaynatayım edeyim halledeyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olması da mümkün değil. Ama dünyada antikanser etkinliğiyle ilgili üzerine çalışmalar yapılan, bilimsel yayınlar çıkan pek çok bitki tabii ki var. Şunu vurgulamak lazım. Bütün hastalıklar ve tabii ki kanser de her hastada farklı şekilde ortaya çıkar. Her hasta kanseri farklı şekilde yaşar. İşte verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kim hastada bakarsınız kanser çok radikal ilerlerken, çok agresif ilerlerken kim hastada kanserini çok rahat atlatabilir, hiçbir tedavi almadan düzelebilir, iyileşebilir. Dolayısıyla her tedavide hastanın özellikleri göz önünde bulundurularak hastaya özel tedavi verilmesi gerekir. Nitekim hastayı muayene etmekten kasıt da budur. Hastayı gördünüz mü, hastayı muayene ettiniz mi, hastaya dokundunuz mu, kokladınız mı, şikayetlerini dinlediniz mi? Hasta zaten size hastalığını anlatır geldiği zaman, konuştuğu zaman. Dolayısıyla bitkisel tedavilerde de, fitoterapide de aynı kural söz konusudur. Zerdeçal antikanser etkinliğiyle ilgili en fazla yayın çıkan bitkilerden bir tanesi. Bugün dünyada veri tabanlarını taradığınız zaman antikanser etkinliğiyle ilgili 2800'ün üzerinde yayın var. Zerdeçalın antikanser etkinliğiyle ilgili. Herhangi bir zerdeçal değil yalnız. Bitkisel ürünlerde kalite, programın başında da bahsettim, son derece önemli bir kavramdır. Zerdeçal İnsan vücudunda çok zor emilen, biyo yararlanımı düşük bir bitkidir. Onun için tedavilerde kullanılan zerdeçal, zerdeçaldan elde edilmiş standart ekstrelerdir. Yani zerdeçalın ilaç formuna getirilmesiyle kullanılır bunlar. Örneğin MD Anderson, Amerika'nın en büyük hastanesidir. Zerdeçalla ilgili çok ciddi yayın yapar. Bir izleyici yine Twitter'dan sanırım pankreas kanseri için önerileriniz demişti. Evet. MD Anderson pankreas kanserinin zerdeçal kullanımıyla tam şifayla iyileştirilebileceğini gösterdi. Bununla ilgili yayını var. Kitaba da bu referansı koydum. Ama tabii burada tekrar vurgulamak istiyorum. MD Anderson insanlara burada ağızdan zerdeçal baharatı yedirmedi.
Bir zerdeçal preparatı kullanarak, standart ekstra formunda bir preparat kullanarak tedavi etti. Dolayısıyla pankreas kanserinde örneğin zerdeçal anlamlı. Bunun gibi gerek brokoli, gerek spirulina, gerekse başka bitkilerle ilgili pek çok yayın zaten var. Bir ganoderma'yla bir reishi mantarı. Peki bitki kullanımlarında mesela ilaç kullanımında yan etkiler var ya, bitki kullanımlarında da oluyor mu bu? Örneğin benim bünyeme yeşil çay inanılmaz dokunuyor, tansiyonum düşüyor. İşte aslında yeşil çay tam tersini yapar, tansiyon yükseltir. Ama sizin demek ki bir intoleransınız var. Her maddenin dünyada yan etkisi vardır. Her maddenin bilerek kullanılması gerekir. Suyu bile çok fazla içerseniz, bir saat içinde bir damacana su için su zehirlenmesine uğrarsınız. Bir maddeyi ilaç yapan dozudur. O madde dozunu aşarsanız zehir haline gelebilir. Yetersiz dozda kullanırsanız tedavi edici etkinliğini bitirir. Kemoterapi uygun dozda kullanırsanız fayda gösterir. Ama abartıp da hala devam edeceğim ben, hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ısrarla üstüne gideceğim derseniz törpüle. Onu soracağım hocam. Peki şey var mı burada bir sınır kür sayısı? Örneğin 5-6 kür uygulandı. Hastada hiçbir gelişme yok. Bu hastaya artık, ki kanseri de ilerlemeye devam ediyor hastalığı. Bu hastaya artık tekrar devam edip 40 kür, 50 kür tedavi uygulanması faydalı mı? Doğru mu? Ne diyorsunuz? Yani bunun bir limiti var mıdır? Yani tedavi... O kadar zamanı yok, olmaması lazım. 50 kür yapacak kadar cevap vermeyen bir hasta. Yani mezara kadar kemoterapi diye bir kavram yok. Uyguluyorlar. Yok. Hayır. Yalnız şöyle söyleyelim. Kemoterapiyi yaptınız. Tümörün boyu belli. Madem modern tıp algısı üzerinden konuşuluyor. Değişmiyor. Diyor ki adamlar, bu işin üstündeki hakim otorite, büyüyecekti, biz engelledik diyor. Diyorsun, demek ki kemoterapinin faydası var diyor. Bu kongrede demişler ki kemoterapi altında tümör büyüyebilir. Şimdi öyle bir çelişik bir ilgi var. Çünkü bilmiyor. Bilmediği için bu sonuç çıkıyor. İstatistiğe bakıyor. İstatistiğe göre büyümesine rağmen hasta uzun süre yaşamış. Allah Allah, nasıl olmuş? Demek ki büyüyebiliyormuş diyor. Ya da bir belki örnek aldılar. Doktor peki kemoterapiyi nerede keser diye baksanız da benim gördüğüm şu, kaldırabildiği kadar gideriz ölene diye kadar bakıyor. Ölene evet. Kadar, evet. Bu şekilde baktığınız zaman çok fena. Çünkü siz hastanın vücudunun organize olabilmesi için ona 3 hafta süre veriyorsunuz. Kemoterapiyi uyguluyorsunuz, 3 hafta süre. O 3 hafta süre boşu boşuna çıkmadı. 3 hafta süre bağ dokusunun tekrar rejenerasyonu için. Çok yavaş gelişiyor çünkü. Yani bir insanın mesanesinin iç tabakası yılda bir kere değişiyor. Eklemlerinizdeki bilmem ne kirişler falan, bunlar çok uzun sürede tekrar organize oluyorlar. Kas dokusu gibi değil. Kesildiği, yırtıldığı zaman dikiver geçsin ay olmuyor. Çok uzun sürede iyileşiyor. Siz bu süreyi tanımazsanız vücuda, o zaman bir kere daha darbe, bir kere daha darbe. Adam diyor ki ben buraya geldim diyor, kemoterapi olduğumda 2 gün yatıyordum kalkıyordum Yavuz Bey. Şimdi 20 gün yatıyorum kalkıyorum, 21. gün gidiyorum diyor, yine kemoterapi yazıyorlar. Ben yapmıyorum dedi. Şimdi bu adam tedavi mi oluyor sizce? Yoksa başka bir şey mi söz konusu? Böyle bakınız lütfen. Çünkü bu işin ucunda başka bağlantılar da çıkıyor. Burada çok önemli bir mesele var. Ama sözünüzü alayım, buyurun. Teşekkür bununla ederim. Alakalıydı. Çok önemli bir şey var. Hı-hı. Türkiye'de kemoterapiye bağlı yan etkiler ve kemoterapiye bağlı ölümlerin kaydı tutulmuyor. Hı-hı. Maalesef. Bizde ölen hasta ya kanserden ölüyor ya enfeksiyondan ölüyor. Öyle bir şey yok. Kemoterapiye bağlı yan etkiler diye bir şey var. Dünyanın her yerinde kaydı tutuluyor. Kemoterapiye bağlı ölümler de var. Yani kansere bağlı ölmüyor her hasta. Bizde niye kemoterapi bağlı yan etki ve kemoterapiye bağlı ölüm diye bir şey yok Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Dolayısıyla bunların kayıtlarının çok iyi tutulması ve dikkatli uygulanması gerekli. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Kemoterapiye bağlı ölüm vardır, kemoterapiye bağlı yan etki vardır. Ama bizim kayıtlarımıza bakın, ölüm raporlarını çıkarın. Hasta ya kanserden ölmüştür ya enfeksiyondan ölmüştür. Kalp dolaşımı yetmezliği diğerlerde var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. İşte kemoterapi, Ahmet Rasim hocam da dedi ki işte ölene kadar kemoterapi, tabii dalga geçti bu söylemle. Hasta hikayesi. Hasta hikayesi. Gerçekten öyle ama tabii, işte tabii. Tırnak içinde ölene tabii. Kadar dedi Ahmet Rasim evet. Hoca. Şimdi artık hasta ameliyat olmuş, kemoterapi hı-hı. Almış, radyoterapi almış. Kendinizi diyorsunuz kitapta bu ailenin yerine koyun. Evet. Hasta yıkılıyor, dünyası kararıyor, aile perişan vaziyette. Hatta bir de hastaya ömür biçiliyor. 3-5 ay içinde hastanın öleceği söyleniyor. Hasta tamamen bitiyor. Son bir umut peşinde doktoruna soruyor. Yapacak hiç mi bir şey yok? Ufacık bir umut bile kalmadı mı? Doktor, Amerika'da yeni bir ilaç var ama henüz Türkiye'de bulunmuyor. İsterseniz getirtebiliriz. Ben etkili olabileceğini düşünüyorum diyor. Hemen kabul ediyorlar. Yeter ki sevdikleri canları kurtulsun.
10 kişiden 9'unun yapacağı bir şeydir. Bu ilacı kullanmak için muvafakatname imzalanması gerektiğini söylüyor doktorları. Ona da hazırlar. İki şahit huzurunda hemen imzalatılıyor. Aile doğru dürüst okumuyor bile bu belgeleri. Oysa işin aslı çok farklı. Hasta bu belgeyi imzalayarak faz 3 ilaç deneyinde kobay olmayı kabul ediyor. Ama farkında bile değil. Şimdi evet. Asıl soru bu. Faz 3 deneyine hastanın bilgisi dahilinde hasta nasıl denek olarak kullanılabilir? Bu Türkiye'de gerçekten bu tarz durumlar var mı? Karşılaşıyor muyuz Türkiye'de? Bunu konuşalım. Tabii ki ilaç alışmaları için bu faz 1, faz 2, faz 3 diye ve piyasaya çıktıktan sonra yapılan post marketing denen çalışmalar var. Ama bunları hastaya net olarak söylemek lazım. Yani bu bir deney safhasındadır. Daha bu ilacın ne olduğu, ne olmadığı, ne kadar etki edeceği, yan etkileri konusunda kesin fikir sahibi değiliz. Çünkü başka türlü ilacı insanlara denemeniz mümkün değil. Ama bunu insanlara etik olarak, yani doğrusu söyleyerek, aslında insanlar da kabul ediyorsa, özellikle bu, bakın şu çok yapılıyor. İlaç piyasaya çıkıyor ama daha yeteri kadar insan üzerine denenmemiş olarak çıkıyor. Ve ilaçların birçoğunun yan etkileri veya etkinlikleri abartılarak ortaya konuyor. Çünkü ve bunların etkisiz veya yan etkileri çok fazla olanlar da var. Ama bunlar da gizleniyor. Bunun çok iyi örnekleri var. Bir romatizm ilacı mesela çok etkili ve yan etkisi yok diye piyasaya çıktı ama bunun kalp damar hastalıklarına bağlı ölümleri ciddi şekilde artırdığı bilindiği şirket içi yazışmalardan ortaya kondu. Ve ilaç daha sonra yasaklandı. Yine bir şeker hastalığında kullanılan bir ilacın da aynı şekilde kalp damar hastalıklarına bağlı ölümleri artırdığı şirket iç yazışmalarından anlaşılmış oldu. Ama bu ilaç da güvenilir diye piyasaya çıktı ama daha sonra bu ilaç da yasaklandı. Hem böyle durumlar var hem de şimdi ilacı 2000 kişide, 3000 kişide kullandığınız zaman belki hakikaten etkili gibi veya yan etkisi yokmuş veya zararı azmış gibi gözükebilir ama bunu 10.000 kişi, 100.000 kişi, 1 milyon kişi kullandığı zaman bu ilaçların ciddi yan etkileri olduğu veya etkisinin sanıldığı kadar fazla olmadığı da anlaşılabiliyor. Buyurun Ümit Bey. Şimdi ilaçlar üzerinde piyasaya çıkmadan önce yapılması gereken belli deneyler, belli aşamalar var. Yavuz abi bu konuyu hepimizden daha iyi biliyor farmakolog olduğu için. Faz 3 deneyi insanlar üzerinde yapılan klinik deneyler. Bunların hepsinin hastanın aydınlatılmış rızası alınarak detaylı bilgilendirilerek yapılması gerekiyor. Ama burada bir çaresizlikten yararlanmak evet, onu anlatıyorum söz konusu zaten. Gibi. Ve burada da hastalara ücret ödenmesi gerekiyor. Zorunlu. Hasta bunu bilmeli. Aydınlatılmalı ve bir denek olarak katıldığı için, bir kobaya olduğu için de bir ücret almalı bunun karşılığında. Bütün dünyadaki etik kurallar bunu gerektiriyor. Burada bizim anlattığımız hikaye hasta hikayesi. Çok sayıda hasta gelip böyle hikayeler anlatıyor. Burada sıkıntı şu, bir hastaya faz 3 klinik deneyine kobay olduğu açıkça anlatılmıyor. Bu kullanılan ilaç bir çareymiş gibi sunuluyor. Peki bu muvafakatnamelerde yazmıyor mu? Muvafakatnamelerde yazılıyor ama bu tıpkı kredi kartı sözleşmelerini imzalamak gibi bir şey. İnsanlar bunu çok açık olarak okumuyor. Zaten o anda hikayeyi onun için yazdım. Sizin yakınınızla ilgili böyle bir şey anlatılmış veya siz hastasınız. Perişansınız zaten o anda ne gösterse ve imzalayacaksınız. Kaç paraysa vereyim diyorsunuz. Burada yeter, birkaç tane sıkıntı kurtulsun. Var. Bir, bu gelen madde bir size ilaç olarak sunuluyor ve bir para ödüyorsunuz. Ama aslında bu madde para ödenerek alınamaz çünkü ruhsatlı bir ilaç değildir. Bu para kim ödeniyor belli değil. İki, bu çalışmalar plasebo kontrollü yapılan çalışmalardır. Yani bir grup hastaya ilaç verilirken diğer grup hastaya boş verilir, boş ilaç verilir, boş sıvı verilir. Size verilen hangisi bilmiyorsunuz. Yani siz iyileşme ümidiyle içinde ilaç olmayan bir maddeyi de kullanıyor olabilirsiniz. Öte yandan yine iyileşme ümidiyle yan etkileri belli olmayan bir maddeyi de kullanıyor olabilirsiniz. Üstelik burada çok vahim durumlar söz konusu. Çünkü ortada kanser gibi bir ölümcül hastalıktan bahsediyoruz. Biz bu kitabı yazdığımızda clinicaltrial.gov diye bir site var. Devam eden klinik çalışmaları gösteren. O sitede 432 tane Türkiye'de devam eden klinik çalışma vardı. Bu 432 çalışmaya acaba kaç tane hasta dahil edildi? Acaba kaçının buraya dahil edildiğinden haberi var? Kaçı farkında değil, ilaç şifa olacak diye kullanıyor? Belli değil. Ve biz bunu takip ediyor muyuz? O da belli değil. Kenya bile bu işlere uyandı. Türkiye maalesef uyanmadı. Ve maalesef hastaların anlattığı hikayelere baktığınızda muayenehanelerden bile bu işin yapıldığını görüyorsunuz. Yok, muayenehanelerden yapılıyor, özel hastanelerden yapılıyor. Bir ay önceki örnektir. Bir özel hastaneden geldiler, anne kız böyle böyle bize bu ilacı verdiler. İlaca baktım, ilacı hayatımda hiç görmemişim. İsmen duymamışım.
internet üstünden tarama, internet üstündeki taramanın verdiği intiba direkt şu, birinci güncelleme, ikinci güncelleme, yani bir klinik araştırmadan bahsediyor aslında. Hastanın bilgisi var mı? Yok. İlacın adı belli değil. Parası ödeniyor mu? Hayır, hasta para vermiyor. Parası devlet tarafından ödeniyor. Bir kısmı da veriyor. Devletin haberi var mı? Muhtemelen var. Bir şekilde almışlar. Bir şekilde onun geri ödemesi yapılıyor. Benim gördüğüm, bildiğim klasik ilaçlardan herhangi bir tanesi değil. 32 tane araştırmaya hasta koyuyor muyuzdur? Çok büyük rakamlar koymuyoruz, onu biliniz. Yani böyle bir klinik araştırma dosyası açıldığı zaman Türkiye'den buna 10 tane girer, 20 tane girer. Ama 432 de önemli bir rakam eder. Onunla çarparsanız 4000 hasta ciddi rakamdır. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu hasta sayısına göre yine önemli bir rakamdır. Ama dikkate alınması gereken şey şu. Bize hep klinik onkologların söylediği ya da klinik araştırmayla ilgili arkadaşlarımızın, bunlar çok iyi regüle ediliyor, onu kabul etmiyorum artık. O regülasyon yok. Bu insanlara bu ilaçları vermişler ve bilgileri yoksa, benim de bilmediğim bir şeyse, o zaman bunu söylemeleri mümkün değil. İkincisi, bu tür çalışmalardan sonuç çıkar mı çıkmaz mı meselesi açıktır. Bu ama insanda denenmek zorunda. Ahmet abinin söylediği şey sonuna kadar geçerli. Plasebo kullanımı kanser tedavisinde söz konusu olmaz. Yani yalancı ilaca karşı gerçek ilacın etkinliğini ancak depresyon vesaire gibi hastalıkların tedavisinde kullanabiliyorsunuz. Burada plasebo kullanımı söz konusu değil. Ama yan etkiler konusunda hastaya çok ciddi anlamda risk yüklüyorsunuz. Çünkü ellerim şöyle oldu, ayaklarım böyle oldu, hissetmiyorum. Bu tür yan etkileri çok. Niye? Sınıf etkisi. Yeni geliştirdikleri ilaçların sınıf olarak hepsinin ortak etkisi bu. Bu etkiyi neden olduğunu biliyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. El yordamıyla gidiyorlardan kastım bu. Hala el yordamıyla gidiyorlar. Hala bir şekilde bu ilaçların etki mekanizmasının gerçekten doğru mu kullanıldığı, kavrandığı bilinmiyor. Heisenberg belirsizlik etkisi diye bir şey var. Fizikte kullanılır. Evet. Eğer siz çok iyi bir şekilde parçacığı görmeye çalışırsanız parçacığın artık momentumunu saptayamazsınız. Aynı şey biyolojide de geçerlidir. Tabloyu ne kadar net görmeye çalışırsanız sahnenin geri kalanı flulaşmaya başlar. Siz bir tarafa sadece odaklanıyorsunuz. Odaklandığınız yeri net görürsünüz ama geri kalan şey bu, aynen bu taramalarla elde edilen sonuçlar gibi. Filmin bütününü biliyor musun bilmiyorum. Arada bir kareye bakıyorsun, elinde biri silah tutuyor. Bundan bir yere varabilir misiniz? Hayır. Katil kimdir? Cinayet mi vardır? Bilinmez. Buyurun. Yeni araştırmaları da önemli bir şey şu. Mesela Amerika'da üzerinde çalışılan yeni bir kolesterol ilacı var. PCSK9 inhibitörleri diye bilinen. Hatta buna kolesterol kalp krizi aşısı gibi böyle insanların kulağına çok cazip gelen bir isim veriliyor. Sizin aşıyla olan diyaloğunuzu da biliyorum ben. Çok evet. Yayın yaptık bu şimdi konuda. Şimdi bu... Biliyorsunuz kolesterol yüksek olanlara karaciğerde kolesterol yapımını baskılayan ilaçlar veriliyor. Bu ilaç ise tam tersine kandaki kolesterolün karaciğer tarafından tutulmasını ve hücre içine alınmasını o şekilde düşürüyor. Yani tamamen farklı mekanizmalarla etki eden bir ilaç. Elbette bu ilaç kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ama kandaki kolesterol seviyesinin düşmesi kalp krizi ve felçlerin azaldığı manasına gelmiyor. Ha, o başka şey. İşte bu ayrı endpoint kavramı deniyor. Yani klinik son noktaya bakmıyor. Ara şeye bakıyorlar. Aynı şey birçok ilaçlar için de yapılıyor. Kandaki bir değerin düşmesi sanki o hastalığın sonuçlarının da kalp krizinin, felcin ve bunlara bağlı ölümlerin de azalması manasına gelmiyor. Bakın aynı şey mesela bağırsaklarda odaklanılıyor evet, diyorsun. Bağırsaklardan mesela kolesterol eminimini azaltan ilaçlar var. Kandaki kolesterol hakikaten düşürüyor veya kolesterol transfer protein inhibitörleri var. Bunlar hakikaten LDL kolesterolü HDL kolesterolü çevirdiği için kandaki LDL yani kötü kolesterol diye ifade edilen madde azalıyor. İyi kolesterol artıyor. Laboratuvar olarak baktığınız zaman çok iyi ama bu kişilerin kalp krizi, felç geçirme ve bu hastalıklara bağlı ölümlerine baktığınız zaman hiçbir değişiklik olmadığı gibi tam tersine artmış olduğunu görüyorsunuz. Yani hasta ne olmuş oluyor, nasıl ölmüş oluyor? İyi laboratuvar değerleriyle, yani modern tıbbın söylediği laboratuvar sağlıklı değerleriyle laboratuvar sağlıklı bir şekilde ölmüş oluyor. Bu. Yani düşük kolesterolle. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde işlenen tablo. Laboratuvar değerleri çok iyi fakat adam dökülüyor. Bu yeni ilacı da bu PCSK9 inhibitörleri denen kolesterolün karaciğer tarafından alınmasını sağlayan ilaçları da kolesterolü çok iyi düşürüyor diye daha kalp krizi ve felçleri ve bunlara bağlı ölümleri
ortaya ölçmüyor, koymuş olması imkansız. Zaten bu birkaç seneden beri denen ilaçlar. Bunun için en az 10 seneye, 15 seneye, 20 seneye ihtiyaç var ki bu ilaç gerçekten etkili mi? Benzer şey, bakımından gerçekten rahim ağzı masum kanseri mu aşısı için de söz konusu. Ona sadece, onun için bir şey söyleyeyim, bunu bağlayayım. Ve bu ilaçların maliyeti inanılmaz. Bunlar monoklonal antikor deniyor, biyolojik ilaçlar, pahalı ilaçlar. Yani yıllık maliyeti bunun en az 10 bin dolar olması bekleniyor. Müthiş bir masraf. Kişi başına. Rahim ağzı kanserleri aşısı için ayrı bir program bile yapılabilir. Evet, çok kısa artık sizin de yorumunuzu alayım ya Yavuz Hocam. Ben şu rahim ağzı kanserleri ile birkaç bir şey söyleyeyim. Çok kısa alayım hocam çünkü diyabet bahsine geçmem lazım. Sürem de kısıtlı, seyircilerimize de söz verdim. Çok kısa söyleyeyim. Rahim ağzı kanserine yol açan HPV diye bir virüs var. İnsan papilloma virüsleri. Bunların 15 tanesinin rahim ağzı kanseri yaptığı ta yıllardan beri biliniyor. Şimdi bunun ilk aşısı çıktığı zaman bunun içinde 2 tane kansere karşı, virüse karşı koruyucu madde vardı. Daha sonra bunun dörtlüsü çıktı. Şimdi de aynı cep telefonları gibi. Şimdi biri çıkıyor. Sonra ikinci modeli çıkıyor. Üçüncü modeli çıkıyor. Şimdi bunun dokuzlusu çıktı. Oysa daha bu aşıyı ilk baştan dokuzlu hatta 15'li olarak hazırlamak mümkündü. Ve bu ayrı bir konu. Onun bir kere hiçbir bilimsel mantığı da yok. Yan etkileri konusunda çok ciddi olaylar da var. Onu ayrı bir programda konuşmak daha doğru zaten olur. Zaten Ahmet Hocam'a aşı deyin, sözü bırakın. İki şimdi, saat konuşur en az. Ya aşılama buyurun mantıklı gibi görünüyor ama sonucunu bilmeden siz bir şeyi varsayarak başlıyorsunuz. Hata burada başlıyor. Kolesterolün düşmesini kalp krizlerinden ölümün azalması gibi algılattırıyorsunuz doktora. Doktor da bakıyor, bu herhalde böyledir diyor. Aynı şeyi ben etrafımda da görüyorum. Aşıyı yaptı, aşının sonucu var mı? Yok. Aşı kaç yıllık bir aşı? Benim bildiğim 10 yılı geçmemişti. 10 yıl bir oldu kanser hastalığını bir aşı tarafından önlenebileceğini göstermek açısından çok kısıtlı bir süre. Ama 20-30 sene doktorların geçmesi, bile algısı şu an aşılamanın bir şeyleri engelleyebileceği konusuna doğru dönmüş durumda. Çünkü doktorlar diğer toplumdan farklı değil. Gelişmeleri televizyondan seyrederler. Neresini okuyacaksınız? Yani bir ummandan bahsediyorsunuz. Akşam çocukla mı ilgileneceksiniz? Yemek mi yiyeceksiniz? Konuşacak mısınız? Hangi birini okuyabilirsiniz ki? Siz de aynı şekilde medyadan öğrenirsiniz. O yüzden bir şeyi public etmek istiyorsanız insanlar bilsin, doktorlar da bilsin şeklinde medya üstünden aktarılıyorsa eğer, o zaman lütfen kuşkulu yaklaşsınlar. Lütfen bir şekilde bunun yanlış çıkabileceği sonucunu da akıllarının bir köşesine kaydetsinler. Pekala, şimdi diyabet toplumumuzun hatta dünyanın en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Ülkemizde tam 7 milyonun üzerinde diyabetli var ve 2040 yılına kadar bu rakamın korkunç bir seviyeye ulaşması da bekleniyor. Belki %100'ü de vurur deniliyor. Şimdi bu hızla artmasının diyabetin sebebi nedir? Sebebi beslenme yanlışları. Yediğimiz içtiğimiz gıdalardan kaynaklanıyor. Güvenli, sağlıklı olmamasından, işlenmiş gıdalardan kaynaklanıyor ve bakın obezite, diyabet, kanser, işte kalp krizi, şu bu. Bunlar esasında hepsi aynı mekanizmayla ortaya çıkıyor. Yanlış beslenmenin yarattığı bağırsaktaki mikrop dengesinin bozulması. Bütün mesele burada. Onun için biz bu hastaları önlemek istiyorsak bağırsaktaki o sağlıklı mikrobiyoto deniyor. O sağlıklı mikrop dengesini hem bunların sayı bakımından hem çeşit bakımından doğru gelişmesini sağlamış olmamız lazım. Peki bu noktada lazım. Probiyotik öneriyor musunuz? Şöyle, probiyotik o ilaç olarak almak değil de bunun mayalı gıdalarda zaten probiyotik var. Biliyorsunuz son derece komik bir laf var, probiyotikli yoğurt var diyorlar. Zaten bir yoğurt madde zaten. De probiyotik yok. Onun zaten yoğurt olması mümkün. O yoğurt değildir yani, o bir beyaz eşyadır. Zaten o yoğurdu mayalı gıdalar. Yani. Mesela turşu. Turşu yediğiniz zaman alıyorsunuz. Veya işte bu mayalanmış yoğurt, kefir, ayran, peynir. Gıdaların mayalanması çok önemli. Gene bu sağlıklı buğdayın mayalanmasıyla elde edilen ürünler de aynı şekilde sağlıklı. Ama tabii orada da buğdayla ilgili başka genetiği değiştirilmiş olması ayrı bir mesele. Artı buğday rafine hale getiriliyor. Yani buğdayın kepeği ve o rüşeğim denen esas minerallerin ve vitaminlerin bulunduğu kısım alınıyor. Geriye o kabuğun içinde bulunan ve tamamen nişastadan ibaret olan kısım un haline getiriliyor. Dolayısıyla sizin undan yapılarak yediğiniz şeylerin hepsi esasında şekerden başka bir şey değil. İşte bu bağırsaktaki mikrop dengesini bozan en önemli şey de şeker. Pekala. Siz şimdi probiyotikler konusunda zaten hepimiz çok konuşuyoruz ve katılıyorum Ahmet Hocam'a. Ben burada buğdayı anlatacağım size. Evet. Bu buğday mevzusu çok önemli bir mevzu. Ve diyabetin, obezitenin altındaki en önemli kavram buğday.
Tabii ki probiyotikler çok önemli, D vitamini çok önemli, bunların hepsi önemli ama buğday mevzusu çok önemli bir mevzu. Şimdi 1943 yılında savaş devam ederken, savaşın da en civcivli zamanları, en ölümcül zamanları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri çok ulvi bir işe kalkışıyor. Diyor ki ben dünyadaki açlığı yok etmek istiyorum. Bunun için buğdayı ıslah edeceğim. Buğdayı ıslah etmek ne demek? Buğdayın verimini artıracağım. Niye buğdayın verimini artırıyorum? Çünkü buğday dünyada en yaygın tüketilen gıda maddelerinden bir tanesi. Buğdayın verimini artırırsam ben dünyada açlığı yok ederim diyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri o yılda savaşın içinde o yıllarda ve aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra da Hiroşima ile Nagasaki atom bombası atıyor. Yani yüz binlerce insanı öldürüyor bir yandan ama bir yandan da açlığı yok etmek için bir yatırım yapıyor, bir para ayırıyor, bir özel enstitü kuruyor. Bu enstitüde buğdayı ıslah etmek için çalışıyor. Gerçekten başağı büyütüyorlar. Başağı büyütmeyi başarıyorlar ama bu bir genetiğine müdahale olayıdır. Islah denildiği zaman sanki ziraatçılar da öyle anlıyor. Sanki bir melezleştirme varmış gibi. Hani bir nevi bir bitkiyle başka bir bitkiyi birleştirme varmış gibi. Hayır, öyle bir şey yapmıyorlar. Üzerinde çalışılan bitki Triticum estivum. 42 kromozomlu buğday ve bu buğdayın üzerinde genetiğini değiştirme yönünde müdahaleler yapıyorlar. Fakat o yıllarda 1943'te daha henüz dünyada GDO kavramı bile yok. İlk GDO patenti 1987 yılında alındı. Yani GDO patenti alınmasından 40 küsur sene önce yapıyor Amerika bunu. Başağı büyütüyor, verimini artırıyor. Buğday narin bir bitki, 1,5 metre sapı var. Sap kırılıyor bu sefer, başağı taşımıyor. Bunun üzerine diyorlar ki biz bu sapı kalınlaştırmalıyız, güçlendirmeliyiz. Nitekim Minnesota Üniversitesi'nden bir genetikçi, Dr. Norman Borlaug, sapı kısaltıyor ve kalınlaştırıyor. Böylece bugün dünyada tarımı yapılan cüce buğday doğuyor. Ve bu cüce buğdayı Amerikalılar dünyanın her yerine teşvikler vererek yayıyorlar. Bize de veriyorlar. Ünlü bu bizim Marshall yardımıyla bize tohumluk buğdaylar geliyor. Ve bugün de Anadolu'da, sadece Anadolu'da değil, dünyada tarımı yapılan buğdayın %99'u bu cüce buğday. Bu cüce buğday genetiği değiştirilmiş buğdaydır. Ziraatçılar lütfen bilgilerini gözden geçirsinler. Bu buğdayın üretimi esnasında, geliştirilmesi esnasında herhangi bir ıslah, herhangi bir melezleştirme yoktur. Direkt genetiğine müdahale edilmiştir. Yapanlar da zaten genetikçilerdir. Şimdi bununla ilgili özet şudur. Şişmanlığı, obezite, diyabeti engellemek için size bir beslenme şekli, bol miktarda tam tahıllı ürün tüketimi öneriyorlar. Bu beslenme şekliyle diyabet oranı tam 4 kat artıyor. Evet, şimdi oraya geleceğim. 1980'li yıllara gelene kadar bu buğday tüm dünyaya yayılıyor. Bu süre içinde dünyada bu genetiği değiştirilmiş, tırnak arasında ıslah edilmiş buğdayın insan sağlığı üzerine ne yaptığına dair hiçbir çalışma yapılmıyor. Güya yapılmıyor. Bilimsel yayın yok ortada. 1980'li yıllara gelindiğinde enteresan bir gelişme oluyor. Amerikan Diyabet Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bütün dünyadaki diyabet cemiyetlerinin akıl öğreteni, önde gideni, textbookları yazanı budur. Yanına Amerikan Diyetisyenler Birliği'ni de alıyor ve ünlü bir beslenme piramidi var, onu çıkarıyorlar. Diyorlar ki piramidin en tepesinde yağlar var. Yağ tüketmeyin. Niye? Bunlar kalp damar sağlığını bozuyor. Damarları tıkıyor. Yağı en az tüketin. Hiç yağ olmasın hayatınızda, minimum. Onun altında etler, proteinler. Onun altında sebzeler, meyveler. En altta piramidin tabanında tam tahıllı ürünler. Her gün diyor 6 ila 11 porsiyon arası tam tahıllı ürünler tüketin. Niye bunu tavsiye ediyorum ben diyor. Obeziteyi ve diyabeti yok etmek için size tam tahıllı ürünler tavsiye ediyorum diyor. Ya peki gerçekten 2 saatte bir mi yemek yemeliyiz? Ve bunu tavsiye ediyor. Evet, bu piramidi çıkardığında diyor ki 2 saatte bir de yemek yemelisiniz. Bu çok manidardır. Birazdan onu da açıklarım size. Niye 2 saatte bir diyor. Bunu söylediği yıllarda, 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diyabet prediyabet oranı %6. Nüfusun %6'sı diyabet ve prediyabet, diyabete aday olan bozulmuş glukoz toleransı dediğimiz hastalar. Bunu niye tavsiye ediyorlar bize? Tam tahıllı ürünler, günlük kalorinizin %60'ını diyor, tam tahıllı ürünlerden alın. Bunu tavsiye ediyor çünkü obeziteyi ve diyabeti engelleyeceğim diyor. Aradan 29 sene geçiyor, 2009 yılı istatistikleri çıkıyor, hastalık istatistikleri. Amerika'da diyabet, prediyabet oranı ne olmuş biliyor musunuz? %24 olmuş, 4 kat artmış. Şimdi siz insanlara ben diyabeti engelleyeceğim diye, aynı dönemde obezite de 3 kat artmış Amerika'da. Siz diyorsunuz ki ben diyabeti engelleyeceğim, tam tahıllı ürünler tavsiye ediyorum. Diyabet 4 kat artıyor. Öte yandan obezite 3 kat artıyor ve siz hala tam tahıllı ürünler yiyin demeye devam ediyorsunuz. Bizde durum bundan farksız. Bizde yapılmış 2 tane önemli çalışma var diyabet oranlarıyla ilgili. Biz öyle 30 sene öncesini falan bilmiyoruz, kaydımız yok. Ama 2 tane ciddi çalışma yapıldı. Birincisi TURDEP 1,
ikincisi TURDEP 2. Türkiye'deki diyabetin sıklığını araştıran iki büyük çalışma. TURDEP 1 98'de tamamlandı. 98'de bittiğinde Türkiye'deki diyabet oranı %7.2 idi. Ve prediyabet oranı da diyabete aday olan hasta oranında %6.7 idi. Yapan bilim adamları bir projeksiyon yaptılar. Bu artış hızıyla devam ederse Türkiye'de 2030 yılında diyabet %9.7 olacak dediler. 2010 yılında, yani bundan 5 sene önce TURDEP 2 tamamlandı. TURDEP 2'ye göre bizim diyabet oranlarımız ne olmuştu biliyor musunuz? %13.7 olmuştu. Yani 2030 yılı için öngörülen %9.7 rakamını bile aşmıştı. 12 sene içindeki artış oranı %85 kendi içinde. Aynı anda bu TURDEP 2'de prediyabet oranı daha vahim artmıştı. %28.7'ye çıkmıştı. 6.7'den 28.7'ye 4,5 kat neredeyse artış, %450. Şu anda bizim toplumumuzun neredeyse 42'si 43'ü diyabet prediyabet hastası. Bugünkü nüfusu 80 milyon yuvarlak hesap kabul ederseniz 10 milyonun üzerinde diyabet hastamız var. 20 milyonun üzerinde prediyabet hastamız var toplumun içinde. Ve bu insanların çoğunluğu diyabet prediyabet olduklarından haberdar değil. Bir patlama var. Eğer bu hızla giderse 2040 yılına kadar artık herkes diyabet olacak. Çocuklarımıza sofrada insülin kalemlerimizi ikram edeceğiz. Al yavrum insülinini önce sen yap. Hani ne derler? Su küçüğün sofra büyüğün mü? İnsülin küçüğün sofra büyüğün. Önce sen yap insülinini. Babaanneler, anneanneler artık insülin keseleri örmeye başlayacaklar bebeklere patik yerine. Burada sizin ilginç bir söyleminiz daha var. Bu da dikkatimi çekti. Doğru yeri bulur muyum diye. Hem çocuğum olmuyor diye tüp bebek merkezine taşınan, ciddi paralar ödeyen ve yıllarını bu tedaviye harcayan insanların önemli bir kısmı aslında kısır değil, çölyak hastası. Evet. Ve ama kimse bunlara diyet vermiyor, buğdayı kesin demiyor. Oysa glutensiz diyetle beslenseler zaten bir sene içinde hamile kalma şansları var. Tıp doktorları bu çölyak hastalığını teşhis edemiyorlar mı? Hani kısırlıkla ayırt edemiyorlar mı? Şimdi bakın, burada çölyaka ve gluten hassasiyetini anlatmak gerekir. Buğdayın içinde gluten dediğimiz bir protein var. Bu protein, buğdayın içinde en fazla bulunan protein. Gluten maddesi, buğdayın genetiği değiştirildiğinde gluten maddesinin de yapısı değişti, varyasyonları farklılaştı. İlkel buğdaydaki glutenden farklı bir gluten haline geldi. Ve bu gluten maddesine karşı insan vücudunun hassasiyeti doğdu. 1953 yılında ilk defa çölyak hastalığı tanımlandı. 1953 yılına kadar dünyada tanımlanmış çölyak hastalığı yoktu. Çok enteresan bir şey bu. Buğdayın genetiği 1940'lı yıllarda değiştirildi ve arkasından çölyak ortaya çıktı. Öncesinde tanımlanmış çölyak hastalığı yok. Çölyak hastalığı buğdayın içindeki gluten maddesine karşı insan vücudunun tahammülsüzlüğü, intoleransı. Çölyak hastalığı klasik bir tabloyla ortaya çıkıyor. Karın krampları, bağırsak problemleri, ağırlıklı ishal, kimi zaman bazen kabız, gelişme geriliği, beslenme yetersizliği, kimi zaman vücut ağrıları, vücut kaşıntıları, alerjiler. Bazı hastalar var ki gizli çölyak hastalığı, hatta buna non çölyak gluten hassasiyeti deniliyor. Çölyak tablosunun haricinde tablolarla ortaya çıkıyor. Bu hastalarda çok değişik hastalıklar taklit edilebiliyor. Yani gluten hassasiyeti farklı farklı hastalıkları taklit ediyor. Onun için büyük taklitçi deniliyor. Burada taklit ettiği tablolardan bir tanesi kısırlık. Bunun yanında romatizmal hastalıklar, tüm otoimmün hastalıklar, diyabet hastalığı, çölyak olanlarda diyabet 10 kat fazla görülüyor, diyabet olanlarda çölyak 20 kat fazla görülüyor. Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, alerjiler, vücut döküntüleri, herpetitis multiforme gibi bir sürü hastalığı bu non-çölyak gluten hassasiyetleri taklit edebiliyor. Dolayısıyla burada kısırlık da tablonun içinde vardır. Türkiye'de son yıllarda tüp bebek merkezlerinin ne kadar arttığını bir bakın ve genç çiftlerin ne kadar çok tüp bebek merkezlerine başvurduğuna bakın. Bana sürekli daha yeni evli gencecik çocuklar geliyor. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek merkezine gidiyoruz, tedavi alıyoruz, hormon tedavileri yapılıyor. Ama ikimizde de hiçbir problem yok. İşte bu tedaviyle çocuğumuz olacak. Bize bir bitkisel ilaç hamile kalabilmek için. Bunların hiçbirisine ilaç milaç vermiyorum. Çünkü bu gösterilmiş, bu konuda yayın var. Tüp bebek merkezine devam eden, kısırlık tedavisi alan çiftlerin önemli bir bölümünde gluten hassasiyeti söz konusu. Bunlara öncelikle en azından bir sene boyunca glutensiz diyet verilmesi ve takip edilmesi gerekli. Çok ağır hormon tedavileri veriliyor ve devletimiz bunları karşılıyor. Bunlar yapılmadan önce bu gencecik çocuklara, daha 23-25 yaşındaki çocuklara bu ağır hormon ilaçları verileceğine önce bir glutensiz diyet verilip takip edilmesi gerek. Çölyak neden zor teşhis ediliyor?
Çünkü çölyakta bizim elimizde sağlam bir laboratuvar testi yok. Gerekli hassasiyetleri sağlayan gluten testleri yapılmıyor. En sağlam testler bile %20 ila 30 yalancı negatif sonuç veriyor. Çok teknik olmasından korkuyorum konuşmanın. O yüzden şöyle söyleyeyim. Yamalı bohçaya dönmüş durumda beslenme. Neresinden tutturmaya çalışırsanız öbür tarafından açın. Bunun içerisinde bir şekilde gluten nereye oturur inanınız o tartışılır. Çünkü her şeyin değiştiği ortamda neyin gerçek neden olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden endüstriler kurtarıyor. Adama diyorsun ki damacana hop diyor sen damacana değil esas şekere bak diyor. Şeker ha yok canım sen esas diyor öbür tarafta glutene bak diyor. Ya çok ve fazla ortalık, değişken var değil mi? Bulanıklaşmaya başlıyor. Bulanıklaşınca endüstrinin keyfi çok yerinde rahatlar. Çünkü gerçeğin ne olduğunu bilmediğiniz durumda çok fazla tartışıyor. Doktorlar da birbiriyle söyledikleri tutmuyor demeye başlıyor. Bu şekilde işin içerisinden çıkıyorlar. O yüzden lütfen beslenmeyi gelenekselden kastım Osmanlı mutfağı uygulaması falan değil. Beslenmenizi doğal kaynaktan tüketmeniz gerekiyor. Çünkü kaynak olmadığı takdirde sizin dokunuz bunları tutamaz. Bunların tutulabilmesi, yumurtanın bir şekilde gömülebilmesi, orada serpilebilmesi, orada yavrunun gelişebilmesi bu işlemin sağlanabilmesiyle mümkün. Onun için de bir kaynağa ihtiyaç. Akşam ben dizi seyredeceğim. Atarım 15 dakikada haşlanıverir. Akşam işte benim arkadaşlarla işim var gönderirim şuradan açarım telefonu geliverir. Bu şekilde düşündüğünüzde bu işin içinden çıkamazsınız. Ha, gençler kıvranmayacaklar efendim. Üreyemeyecekleri zaten belli. Neye üzülüyorlar ki bunda? Endüstri almış başını gitmiş. Hiçbir şeye sesini çıkartmayan bir ortam var. Bununla ilgili bir önlem vesaire de yok. Niye bozuluyorlar ki? Bozulacak bir şey yok. Zaten endüstri almış başını gitmiş. Bir güvence var mı? Yok. Bununla ilgili bir tebliğ ve hayır Amerika'ya bakıyor. Amerika'nın koşulları farklı. Orası bambaşka bir yer. Göç alıyor zaten. Niye göç alıyor ki Amerika? Durmadan gelin gelin diyor. Niye alıyor? Çünkü üremiyorlar. Zaten üremiyorlar. Dışarıdan ithal adamdan tutturabiliyor kendi sistemini. Biz normal şartlarımızda gayet güzel yürüyorduk. Bugün baktığınız zaman bu kadar tüp bebek merkezi mantıklı değil, makul değil ama vatandaş aklını başına toplamazsa sistem genişler. Bakın saray beyazdır. Niye beyazdır? İçine kimi koyarsanız beyazdır. Bu sistemin parçasıdır. O bile sistemin merkezi değildir. Parçadır o sadece. Ama figür olarak bunu tutturur. Buraya da bunları sürdüğünüz zaman bu ilacın daha çok satılması lazımdır. Büyüme eğilimi gerekmektedir. Özel bilmem neyimiz, beyaz et eğilimi. Bunların hepsi endüstriyel olan hep büyüme eğilimindedir. Hep projeksiyonlar. Hastalık da tabii ki artacaktır. Şaşırmasın vatandaşlar. Üzülmesinler. Bugünleri mumla arayacaklar. Bunu biz düşünsünler. Eyvah eyvah. Biraz ortamı yumuşatmak istiyorum. Buyurun. Çok böyle 2,5 oldu saat. İnsanların evet, uykusu da gelmişti. Evet, artık 10 dakikamız kaldı. Şahsıma sataşma var Twitter'dan. Onun için okumak istiyorum. Diyor ki, saçını kimyasalla simsiyah boya, sonra da çık buğday gibi bitkiye laf at. Bitkisel boya mı yoksa? Saçın boya falan değil. Ahmet abi sayar mısın lütfen beyazları? İki tane beyaz saçlı abimin arasında ben herhalde ben boyalı saç boyuyorum. Gibi göründüm. Ben beyaz boya yapıyorum. Beyazları bir sayar mısın ben abi? Lütfen şahit olarak. İki tane beyazı şahidim var. Ben beyaza boyatıyorum. Yani saçların boya falan değil. Boşuna saçın boya falan demesinler. Saçların beyazlamadı. Sadece 10-15 tane beyaz telim var. Ahmet abi de sayabilir onları. Abi lütfen şahit olarak. Evet. Ben de görüyorum gerçekten Ümit Bey'in beyazlarını. Yani komik bir yorumdu. İşte size biraz yumuşatalım dedim. Şimdi çok ağır zaten geldi. Son 10 dakikam kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyor. Bununla da noktalarız artık. Diyabet tedavisi tam şifa mümkün mü? Tip 1, tip 2 deniliyor. Tip 1'de artık ölene kadar belki insülin. Ama bir genel kanı diyabet hastaları ölene kadar ilaç kullanacak. Ama siz diyorsunuz ki hayır, ilaçsız tedavi mümkün, ilaç bırakılabilir insülin değil mi? Şimdi, bunu konuşalım. Diyabet hastalarının tamamının %95'i tip 2 diyabettir. %5'inden azı tip 1 diyabettir. Tip 2'de ilaç tip kullanıyor. Tip 2 diyabet ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan, yetişkin yaşta ortaya çıkan, tamamen beslenmenin bozulmasından kaynaklanan bir diyabet şeklidir. Tip 2 diyabetlerin tamamı beslenmenin düzenlenmesiyle, hastanın kilo vermesinin sağlanmasıyla, egzersiz yapmasının sağlanmasıyla ve uygun tedavilerle tam şifayla tedavi edilebilir. Ama siz bu hastalara sürekli tam buğdaylı diyetler verirsiniz.
beslenmelerini düzenlemeyip 2 saatte bir yedirirseniz, bu hastalarda diyabet iyileşmediği gibi bir de bu hastalar insülin kullanmaya doğru ilerlerler. Yani siz aslında hasta için insülin, hasta için ilaç değil, insülin için hasta yaratıyorsunuz. Burada ilgimi çeken bir şey oldu hocam. Şunu söyleyeyim de, ilaç vermenin bir sakıncası da şu her hastalık için. Şimdi ilaç alan hasta artık sanki her şeyi yiyebilir, evet, hareket etmesi de olabilir gibi bir mantık geliştirmeye başlıyor. Çok evet, önemli bir zararı da bu. Bütün hastalıklar için gösterilmiş olan kesinlikle bir şey. Bu glisemik indeks şekerde 59, buğdayda ise 72'ymiş. Ama şeker evet, yasak, buğday serbest doğru, diyorsunuz. Doğru. Burada i̇şte bir buğday, çelişki var. Bildiğimiz var, buğday değil ki. Onun dışarıdan buğday. Hem öyle, hadi diyelim ki sağlıklı buğday olsa bile, onun siz kepeğini ve diğer rüşen denen esas vitaminlerin, minerallerin, liflerin olduğu kısımları aldıktan sonra geriye kalan neredeyse tamamı nişasta. Yani nişasta da şekerlerin toplamı. Burada şunu vurgulamak gerek. Bu zaten bilinen bir kavram. Glisemik indeksini bulan bilim adamı zaten ilk çalışmasında bunu göstermişti. Glisemik indeks nedir? Glisemik indeks herhangi bir gıdanın kan şekerini yükseltebilme potansiyeli ve gücüdür. Ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü yükseltirse glisemik indeksi o kadar yüksektir. Çay şekeri dediğimiz sakarozun, yani diyabet hastalarına yasaklanan şekerin glisemik indeksi 59'dur. Beyaz ekmeğin, beyaz unun glisemik indeksi 69'dur. Tam buğday ekmeğinin 72'dir. Hastalara şekeri yasaklıyorsunuz ama günde 135 ila 180 gram sen diyabet hastasısın, tam buğday yiyeceksiniz diyorsunuz. Bir de onu 2 saatte bir yediriyorsunuz. Niye? Çünkü tam buğdayı yedirdiniz, 90. dakikada kan şekeri fırlar, hemen insülin salgılanır pankreastan, küt diye 120. dakikada kan şekeri dibe vurur, ikinci saat geldiğinde siz acıkırsınız. Yani sabah kahvaltıda iki tam buğday diliminin arasına bir light peynirle tost yaptınız, kahvaltınızı yaptınız, 120. dakikada eliniz ayağınız kesilir. Ama sabah kahvaltıda tereyağına iki tane yumurta kırdınız, glisemik indeksi neredeyse sıfırdır. Ne iki saat sonrası, akşama kadar acıkmazsınız. Sizi tok tutar. Çünkü glisemik indeksi çok düşüktür. Kan şekerinizi anormal yükselişe ve sonra da anormal hipoglisemiye sokmaz. Aynı. Tip 1 diyabetle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eskiden tip 1 diyabet ilk 3 yaşta teşhis edilen, ortaya çıkan bir diyabet tipiydi. Juvenil ve bunlar da juvenil diyabet denilirdi. Genetik problem olduğu için bu çocuklara zaten ne yaparsanız yapın kar etmezdi. Çok zor kontrol altına alınırdı şekerleri. Şimdi ilginç bir tablo var son yıllarda. Çocuk 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında gayet sağlıklı. O yaşa kadar hiçbir sağlık problemi yaşamamış. Spor yapıyor, kilosu yok, enerjik. Aile diyor ki hocam birdenbire kötüleşti çocuk, bir şey oldu, bir bayılır gibi oldu, bir kustu, bir şey oldu. Hemen acile yetiştirdik. Bir bakıldı kan şekeri 500. Tip 1 diyabet. Hemen insülin başladılar. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ailemizde de yok böyle bir şey. İlk defa bu çocukta çıktı. Şaşırdık ne yapacağımızı. Bu tablo o kadar sık görülmeye başlandı ki bu çocuklara ne oluyor da ilk 10 sene, 12 sene diyabet hastası değilken, ailede diyabet yokken küt diye tip 1 diyabet başlayıveriyor. Neden bu tablo önceden görülmüyordu da şimdi görülmeye başlandı? Evet. Şunu söyleyeyim size. Bir tek doz ilaçla diyabet yapılması mümkün. Bunu yani deneysel model bunlar. Evet. Tek bir tane dozla. Yani diyabeti olmayan bir hastaya o ilacı deneysel kullanmak. Deneysel model. Nedir acaba? Deneysel evet, hayvan modellerinde vermeyelim ilacı. Bir antibiyotik cinsi. Bir antibiyotik bu deneysel olarak kullanılıyor. Şu andama yani, geliyor. Piyasa ismini vermeyelim. Sizin, bu bir antibiyotik. Piyasada yok zaten bu. Sizin günlük yaşam içerisinde kullandığınız ürünlerden herhangi birisi de bir anlamda bu konuda şüpheli hale geliyor. Çünkü kimin nasıl, neyin içine ne koyduğunu bilmiyoruz biz. Acaba bu antibiyotik ama, hayvansal üretimde kullanılıyor mu? Aynen bilmiyorum ama hayvansal üretimde bir yanı arsenikli bileşik vesaire bunları kullanıyorlar zaten. Onları biliyoruz. Onları da ilaç firması üretiyor zaten. Onları da biliyoruz. Hamburgerci biz artık kullanmıyoruz derken özellikle onu söylüyor da Türkiye'de ne olur onu bilmiyoruz. Şunu söyleyeyim. Bunların içinden cımbızla bir glisemik indeks kavramı. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aynı yerdeyiz. Glisemik indeksi yüksek, düşük fark etmez efendim. Geleneğe bakın. Eskilerde bu hastalık var mıydı, yok muydu? Eskilerde bu hastalık bu kadar sık mıydı, değil miydi? Değildi. Değilse o zaman konunun tartışmasını başka tarafa doğru çekin. Çünkü bu glisemik bilmem kavramlarla açıklanabilir bir şey değil. Ya daha daha büyük bakın, daha tepeden bakın konuya. Her tarafını görebilir hale gelin. Ama herhangi bir şeyin üzerine işte tahılı şöyleymiş, bilmem nesi böyleymiş bir şekilde açıklamayı yüklemeye çalıştığınız anda sistem kilitleniyor. Çünkü diğerleri biz onlar değiliz diyorlar.
Endüstri yürür. Peki. Çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı değerli katılımlarınız için. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu gece değerli vaktinizi bizlere ayırıp Ötek Gündem'i izlediğiniz için çok güzel bir program olduğunu, doyurucu bir program olduğunu tahmin ediyorum. Sizlerden gelen Twitter'daki yorumlar bu yönde. Hemen hocalarımın kitaplarını da tekrar takdim etmek isterim. Twitter üzerinden de çok soru geldi. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'nın Biri Bizi Hasta Ediyor kitabım. Doktor Ümit Aktaş'ın İlaçsız Yaşam kitabım. Doktor Yavuz Dizdar'ın Yemezler isimli kitabı. Doktor Ümit Aktaş'tan Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi kitabım. Ve Kansere Çözüm Var kitabı. Bu kitapta da birçok hekimin kanserle ilgili görüşleri yer alıyor ve sizler de faydalanabilirsiniz. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Bir başka Ötek Gündem'de tekrar buluşuncaya dek bu gecelik hoşça kalın.